mutlu günler değerli izleyiciler. 8 Ekim Salı gününde sizlerle Selim Bakal'la 3 saatte birlikteyiz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 3'e kadar olan yolculuğumuzda Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Siyaset arenasında oldukça yoğun bir gün çünkü partilerin grup toplantıları var. Hepsinin değerlendirmesini alacağız. Ayrıca meclis bugün kapalı oturumda toplanacak. İsrail tehlikesini görüşmeye başlayacak. Hepsini birazdan muhabirimiz Bahar Karadaş'tan alacağız. Türkiye gündemine dair ekonomi başta olmak üzere birçok konu var. Hepsinin değerlendirmesini alacağız. Tabii ki güzel haberler de oluyor. Olmuyor değil. Onları da değerlendireceğiz. Hava durumuna ilişkin acaba soğuk sıcak kavramı arasında nereye doğru evrileceğiz derken meteorolojiden özellikle Karadeniz bölgesinde Rize, Artvin, Trabzon başta olmak üzere uyarılar var. Onları da dikkate alacağız. Lütfen o bölgelerde yaşayanlar, sürekli söylüyorum ya, meteorolojinin aplikasyonu var. İndirin, ilinizle ilgili son duruma bakın. Çünkü değişken havalar, aman hasta olmayın diyoruz. Yoğun bir gündem var. Öncelikli olarak terör operasyonuyla ilgili son gelişmeyle başlayalım. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği muazzam bir operasyon vardı. Yine bu yiğitler, bu kahramanlar, dünyanın gıptayla baktığı Milli İstihbarat Teşkilatı askerimiz, polisimiz terörle mücadelesine devam ederken yepyeni bir operasyon MİT'ten geldi ve terörün sözde sorumlularından var ya, hani kendilerine bir kaftan biçmişler. Yok oranın sorumlusu, yok mali sorumlusu, oymuş buymuş. Ama tehlikeli bir isimden bahsediyorum. Çünkü bir saldırı girişiminin planlayıcısı olan kişi yok edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK-YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı yürüttüğü istihbari çalışmalarda terör örgütü PKK-YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'nin yerini tespit etti. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve PKK-YPJ'nin Amude bölgesi sözde sorumlusu teröristin Türkiye'ye geçerek canlı bomba eylemi yapmayı planladığı öğrenildi. Terörist bu planını güvenlik güçlerince tespit edildiği sürece sürekli ileri bir tarihe erteledi. Bu nedenle terörist Hezal Belge MİT'in öncelikli hedef listesine alındı ve adım adım izlendi. Operasyon kararı alan MİT, Suriye Amude'de teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristin 2004 yılında örgüte katıldığı bildirildi. Bir kez daha tekrar edecek olursak, Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK-YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi. Değerli izleyiciler, terörle mücadelemiz gün gün artarak devam ediyor. Onları inlerinde yok etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de hem iç tehlikelere karşı hem de dış tehlikelere karşı siyaset arenasında siyaset üstü konular olduğu için vatanımızın birliği, toprak bütünlüğü burada mevzu bahis olduğu için siyaset üstü olaylarda artık partiler arası tartışma olmadan bir araya gelmek zorunda. İşte bugün de bir araya geliyorlar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulunacak. Basına ne kadar sızacak bilmiyoruz ama tüm bilgileri edinmeye çalışacağız. Ayrıca siyasi partilerin bugün grup toplantıları da var ki Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli az önce grup toplantısını tamamladı ve tüm ayrıntılar için biz sözü muhabirimiz Bahar Karadaş'a bırakıyoruz. Bahar, neler aktaracaksın? Söz sende. Meclis gündemi oldukça yoğun bugün Selim Bakal. Senin de bahsettiğin gibi bir yandan hem siyasi partilerin grup toplantıları devam ediyor. Aynı zamanda bugün mecliste de kapalı oturum gerçekleştirilecek. Peki kapalı oturumu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel pek çok kez dile getirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da Numan Kurtulmuş bakanların yurt dışındaki görevlerinin bitmesinin ardından, ülkeye dönüşlerinin ardından mecliste kapalı oturum gerçekleşeceğini ifade etmişti. İşte bugün o kapalı oturum gerçekleştirilecek. Saat 3'te bir araya gelecekler genel kurulda milletvekilleri ve bakanlar. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, katliamlarına karşı bu başlıkla toplanacak genel kurul ve konunun hassasiyeti sebebiyle oturum kapalı bir şekilde gerçekleştirilecek. Genel kurula basın mensupları da alınmayacak. TBMM'nin bugün
bölgedeki gelişmelerle ilgili genel kurulda, kapalı oturumda başlıkları değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda da iki önemli bakan konuşma yapacak bugün. Hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini bilgilendirmek amacıyla bir konuşma gerçekleştirecek. Bölgedeki aslında İsrail'in bölgedeki yayılımcı katliamları, soykırımı bu iki bakan tarafından milletvekillerine aktarılacak. Oturum kapalı yapılacak dedik. Genel kurul salonunda dinleyici ve gazeteciler alınmayacak dedik. Bakan Hakan Fidan ve Yaşar Güler'in konuşmalarının ardındansa genel kurulda açık oturuma devam edilecek. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri de 10 yıl sonra yayınlanabilecek. Bunu da belirtelim. Ne kadar bilgi sızacak dışarı, neler öğreneceğiz? Bunu da kapalı oturumun ardından tekrar Kanal 3 ekranlarına yansıtacağız. Siyasi partilerin de grup toplantıları devam ediyor dedik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı sona erdi. CHP ve DEM Partisi'nin de grup toplantıları devam edecek önümüzdeki saatlerde. Meclis gündemi oldukça yoğun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli gündem başlıkları vardı Devlet Bahçeli'nin. İlk olarak aslında İsrail konusunu ele aldı ve Beyrut, mesele Beyrut değil Ankara ifadelerini kullandı. İsrail'in o soykırımcı politikası ve yayılımcı politikasına ilişkin bu ifadeleri kullandı Devlet Bahçeli. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Fatih'te gerçekleşen cinayetlere ilişkin de konuştu ve Sıla bebeğin katledilmesi, Fatih'teki cinayetler milletimizi derinden yaraladı. Şiddete karşı sıfır toleransla muamele etmekten başka çaremiz yok ifadelerini kullandı. Aynı zamanda siyasete ilişkin de açıklamaları vardı Devlet Bahçeli'nin. Geçtiğimiz günlerde meclisin ilk gününde DEM Parti ile tokalaşmıştı Devlet Bahçeli. Bu eleştirileri aslında bir yanıtı verdi ve hiçbir partiyle alıp veremediğimiz yoktur dedi. Sözü siyasetteki yumuşamaya getirdi. Bu noktada aslında ekranlara yansıyan görüntülerinde normalleşmenin birer adımı olduğunu aktardı. Aynı zamanda Özgür Özel'in özel hayatıyla ilgili de hiçbir alıp veremediğimiz yoktur dedi. Konu Özgür Özel'in özel hayatı olamaz ifadelerini kullandı. Dediğimiz gibi mecliste gündem oldukça yoğun. Kapalı oturum saat 3'te gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı sona erdi ancak diğer siyasi partilerin de grup toplantıları önümüzdeki saatlerde gerçekleştirilecek. Bizler de gelişmeleri aktarıyor olacağız diyelim Selim Bakal. Bahar çok çok teşekkürler. Tüm siyasi arenaya ilişkin gelişmeleri bize aktardın. An be an takibini sürdüreceğiz. Kanal 3 ekranlarından sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Mecliste İsrail tehlikesiyle ilgili oturum çok çok önemli diyorum ya. Siyaset üstü bir konu. Ülkemizin milli birliği, beraberliği, bütünlüğü, ülkemize göz dikenlere karşı göz açtırmamak adına neler yapılacağı. Bunlar partilerin çok üstünde. Vatan, millet meselesi. Tüm halkımızın iradesiyle birlikte burada işte siyasiler olarak birleşmek zorundayız. Burada görüş ayrılıkları olmamalı, kavgalar çıkmamalı. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa o kararlar alınmalı. İşte mecliste bugün toplanıyor. Bu bir başlangıç değil aslında ama milli birliği temsilen orada bütün siyasi partilerin olması önemli elbette. Tüm detayları aktaracağımızı bir kez daha belirtelim. Hatırlatmakta fayda var. Bahar söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine de bakacağız birazdan. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili MHP liderinin sözleri vardı genel başkan üzerinden. CHP'nin de saat 13.30'da Özgür Özel'in meclis grubunda yapacağı konuşmayla birlikte cevap verip vermeyeceğini ya da diğer konularla ilgili neler söyleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi dün 7 Ekim 2023'ün ardından İsrail'in Filistin katliamının üzerinden geçen birinci yıl dönümüydü. Tüm dünyada pazar günü toplu yürüyüşler yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'ydi. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilde yürüyüş yapıldı. Pankartlar açıldı. Herkes sesini duyurmaya çalışıldı. İsrail katliamlarına durdurak bilmeden devam ediyor. Birazdan Filistin'de yine katliamda 50'yi aşkın kişinin öldürüldüğü haberini ekranlarınıza getireceğiz üzülerek de olsa. İsrail Gazze'deki soykırımın 41. yılında ama
40 derken yanlış da söylemiyorum, hatta daha fazla, 40'lı yıllardan bu yana 60-70 yılı bulan bir soykırım devam ediyor. Hatırlayacaksınız, haritaları ekranlarınıza getiriyoruz. 40'lı yıllardan bu yana şu anki İsrail Filistin kadardı. Filistin o coğrafyanın hakimiydi. Ama İngiltere devreye girdi, Amerika devreye girdi. İşler bambaşka hale geldi. O küçücük yeri bile Filistinlilere çok gören İsrailliler 41 binden fazla kişiyi ne yaptı? Katletti. O rakam 42 bine doğru geldi. Baktığımız zaman İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında Gazze'de 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen, 80 bin konutta kullanılamaz hale getirilmiş durumda. Şöyle bir bilançoya baktığımızda 41 bin demek doğru değil, 42 bine yuvarlayacağız. Ama bu alışverişlerde yapılan yuvarlamalara benzemiyor işte. Bir insanın bile ne kadar değerli olduğunu bildiğimiz bu evrende yakınlarımızın kılına zarar gelse nasıl etkilendiğimizi biliyoruz. Oradaki soykırımdan 42 bin kişiye varan toplu katliamdan bahsediyoruz. Baktığımız zaman ay ay o ölümler sıralanıyor değerli izleyiciler. 8 binle başlamış, 15 bine çıkmış, 22, 27, 32 derken bugün gelinen rakam 42 bin civarında. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan kişi sayısı da neredeyse 100 bine dayandı. Ama ne tedavi edebiliyorlar? Çünkü sağlık enstrümanlarını ülkeye sokmalarına olanak vermiyor İsrail, ne de yiyecek ve gıda yardımlarını tam anlamıyla ulaştırabiliyorlar. Bakın, Filistinlilerin yaşamlarını idame ettirebilmesi için günlük 500 tır girmesi lazım. Ama sadece bugün 52 tane girebiliyor. Yani o yardım malzemelerinin ancak %10'u onlara ulaşabiliyor. Baktığımız zaman Gazze soykırımına, bu katliamlara el veren kim vardı? Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin katil İsrail'e verdiği silahlarla bugün Gazze'de ve Lübnan'da katliam devam ediyor. İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşında kullandığı Amerikan silahlarına bakar mısınız? Tanklara bakın. M113, M270, M109, ZPT diye geçen tanklar, Saar 5, bunlar da denizden Gazze'yi geçen sene bombalayan gemilerin arasında yer alıyor. Ve füzeler, roketler, tornadolar say bitmiyor. Diğer taraftan helikopterler, AH-64 Apache helikopteri, Seahawk, Sikorsky, Hydra, AGM-114-65 GMLRS füzesi say bitmiyor. Savaş uçaklarına bakar mısınız? F-151, F-351, F-161, F-16C küçücük yerde sıkışıp kalan Filistinlilere işte Amerika İsrail'e verdiği silahlarla vurdurdu, öldürdü. 42 bin kişi katledildi ki enkazın altında kaç kişi olduğu bilinmiyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar dün de kaldığı yerden devam etti. İsrail Gazze Lübnan saldırıları, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar diyoruz. Bir yılı geride bırakırken İsrail dün gecede Gazze'yi vurdu. İsrail ordusu hem Gazze şeridine hem de Lübnan'a saldırı düzenledi. Gazze şeridinin birçok noktasında havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda 50 Filistinli öldü. Lübnan'ın güneyinde de hava saldırıları düzenlendi. İsrail ordusu Hizbullah komutanlarından Suheyl Hüseyin'i öldürdüklerini de öne sürdü. İsrail Gazze şeridine hem havadan hem karadan saldırı düzenledi. El Burayj mülteci kampındaki pek çok noktada gerçekleştirilen saldırılarda 8 Filistinli öldü. Filistinlilerin evleri de saldırıların hedefi oldu. 9 Filistinli evlerinde öldürüldü. Han Yunus'un doğu ve batısındaki saldırılarda ise 16 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'ın batısında da, kuzeyinde de, güneyinde de saldırılarına devam ediyor. Özellikle hava saldırısı olarak bu saldırıları gerçekleştirmeyi sürdürüyor. İsrail ordusu Hizbullah komutanlarından Suheyl Hüseyin'i öldürdüklerini açıkladı. Hizbullah'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2083 kişi İsrail saldırıları sonucu
öldü. Öte yandan The New York Times gazetesinde yer alan bir yazıda İsrail'in İran'daki askeri üslerin yanı sıra bazı üst düzey istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabileceği de öne sürüldü. Değerli izleyiciler, bir de Lübnan'da yine İsrail saldırıları devam ediyor. Ölümler ardı ardına geliyor dedik. En son ne dedim size? İsrail'in saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 2083 Lübnanlı hayatını kaybetti. Bir oraya kaçışıyorlar, bir buraya kaçışıyorlar. Göç dalgası yaşanıyor adeta. Valizlere bakar mısınız? Parası olanlar biraz daha şanslı. Tıpkı Gazze'de yaşananlar gibi. Tıpkı yıllar önce Irak'ta, Suriye'de yaşananlar gibi. Ama ekonomik koşulları yeterli olmayanlar da çok zor çabalarla bir yerlere sığınmaya çalışıyorlar. Çoluk çocuk demeden kaçıyorlar. Ölümden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ve sizlere sürekli olarak aktarıyorum. Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiler neticesinde Lübnan'dan bir tahliye operasyonu düzenleneceğine dair bilgiler aktarılmıştı. İşte o operasyon gerçekleşiyor. Türkiye Lübnan'a deniz yoluyla tahliye edilmek üzere 2 gemi yolluyor. 2000 kişi kapasiteli bu gemiler değerli izleyiciler. Ama şunu da yapıyoruz. O gemiler bugün yola çıkıyor ya da çıkmak üzere ya da çıktı. Yarın orada olacak, tahliye işlemi yapılacak ama buradan giden gemilere onların gıda, tıbbi malzemeler olmak üzere tonlarca o gemiler yardım götürüyor. O gemilerden onlar boşaltılacak, tahliye sürecinde Türkiye'ye getireceklerimiz gemiye alınacak. Türkiye bu işi çok iyi yapıyor, dünya hayranlıkla izliyor. Umarız bu operasyonu da kazasız belasız atlatır ve vatandaşlarımızı ülkemize geri getirebiliriz. İsrail 1 Ekim'de Lübnan'a kara saldırılarını başlattı. O tarihten beri de saldırılarının dozunu arttırarak devam etti. Bölgede bulunan Türk vatandaşlarının da endişeli bekleyişi başladı. Dışişleri Bakanlığı hemen harekete geçti. Türkler ve diğer ülke vatandaşlarının da dahil edilebileceği olası tahliye planı hazırlandı. Beklenen açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi 9 Ekim'de yapılacaktır dedi. Deniz kuvvetlerine ait toplam kapasitesi 2000 yolcu olan iki geminin de başkent Beyrut'a doğru yola çıktığı bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, tahliye için görevlendirilen gemilerde insani yardımların da nakledildiği bilgisini paylaştı. Lübnan'da yaklaşık 14 bin kayıtlı Türk vatandaşı olduğu biliniyor. İsrail'e yönelik protestolar özellikle pazar günü fazlasıyla kendini gösterdi demiştik. Çünkü katliamın birinci yıl dönümü neticesinde ama tüm dünyada Almanya'sından Hollanda'ya, İngiltere'sinden Fransa'ya bakın yönetimleri katil İsrail'in başındaki Netanyahu'nun elini sıkmak için soykırımın başladığında İsrail'e giden ülkelerin devlet başkanları. Ama onların halkları sokaklara inmeye devam ediyor. İsrail'de Netanyahu'ya karşı İsrailli Yahudiler de sokaklara iniyor. Onlar da artık vicdanı kaldırmıyor. Baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'da durum değişmiyor. Türkiye'de aynı şekilde. Dün itibariyle ekranlarınıza getirelim yeni İsrail protestolarını. İsrail'in Gazze'ye saldırılarındaki birinci yıl dönümü dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Krasurberg'in Tor Meydanı'nda düzenlenen gösteride Gazze'ye özgürlük, soykırımı durdurun, İsrail'i silahlandırmayı durdurun yazılı pankartlar kullanıldı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale ederken çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Gösterilere tekerlekli sandalye ile katılan bir göstericinin polis tarafından yerde sürüklenerek gözaltına alındığı öğrenildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler Hollanda'da Domicus Kilisesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle anıldı. Kilisenin papası Janek Stegman, pek çok Hristiyan İsrail devletini destekliyor. Oysa Filistinlilerle daha az empati kuruyorlar ya da Filistinlilerin daha az acı çektiklerini kabul ediyorlar dedi. Okumada Gazze'ye yönelik saldırıların batılı devletler tarafından desteklenmesi eleştirildi. Çok önemli bilgiler var şu an elimizde ulaşan. Hizbullah kanadından açıklama var. İsrail'i yalanlıyorlar. Sen söylediğin gibi Hizbullah'ı aşındırmıyorsun. Aksine bizim gücümüz artarak devam ediyor diyorlar. Hemen o notları aktaralım sizlere. Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın sözleri değerli izleyiciler. İsrail'in Hizbullah'ın gücünü aşındırdığı ve kapasitesine zarar verdiği iddialarının bir yalan olduğunu söylüyor. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ve şöyle devam ediyor. Operasyonel faaliyetlerimiz artarak devam ediyor diyor. Dünyaya bu mesajı veriyor. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım bir video mesajla bunları duyurdu. Hizbullah'ın operasyonlarını artarak devam ettirdiğini söyleyen Kasım, İsrail'in kuzey bölgesindeki vatandaşları bölgeyi terk etmek zorunda kalacak dedi. Lübnanlıların yerinden edilmesinin direniş için bir fedakarlık olduğunu ifade ediyor Kasım. Hizbullah ve Emel hareketi aynı noktadadır. İran'da uygun gördüğü şekillerde direnişin yanında yer almaya kararlıdır açıklamasını yapıyor. Ateşkes için Lübnan Parlamentosu Başkanı Berri'nin kendileri adına yetkili olduğunu belirten Hizbullah yöneticisi bu kimin önce ağlayacağının savaşıdır, biz ağlamayacağız diye konuştu. Naim Kasım, Hizbullah'ın organizasyonunun ve yönetiminin hassasiyetle planlandığını söylüyor. Hizbullah grubundaki tüm pozisyonların doldurulduğunu da belirtiyor. Önemli iki başlık var. O iki başlığı tekrar etmekte fayda var. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Hizbullah'ın gücünü aşındırdığı ve kapasitesine zarar verdiği iddialarını yalanlayarak operasyonel faaliyetlerimiz artarak devam ediyor diyor. Ayrıca Genel Sekreter Kasım, Hizbullah'ın organizasyonunun ve yönetiminin hassasiyetle planlandığını, Hizbullah grubundaki tüm pozisyonlarında doldurulduğunu, yani Hizbullah'ta bir boşluk olmadığını belirtiyor. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tüm dünyaya mesaj vermeye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu saldırılar başladıktan sonra iki kez konuşarak dünyaya mesaj vermeye devam etti. Mesajında özellikle o kanlı el katil Netanyahu'ya Hitler benzetmesini de yineledi. Dünya medyasında da manşetlerde yer almaya devam etti. İşte katliamın birinci yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı'ndan yine önemli mesajlar vardı. Dinleyelim efendim. Dünya susuyor. Gazze'de kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana her daim Filistin ve halkının yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamın birinci yılında da yine Filistinlilerin yanındaydı. Notlar, kendi duygularını yazarlar. Soykırım gölgesinde geçen bir yıl. İşte bu cümleyle sergilendi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından oluşturulan resim sergisini gezdi. Kendi elleriyle Gazze'de yaralanan bir Filistinli çocuğun fotoğrafını astı. Katil İsrail hükümetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yad ediyor. Eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazze'li, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbi taziyelerimi iletiyorum. İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail bir yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Değerli izleyiciler,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan da sürekli olarak yaşanan katliamla ilgili görüşlerini söylüyor. Zaten yabancı devlet başkanlarının eşleriyle bir araya geldiğinde durumun vahametini ve akıbetini onlara anlatıyor. Ha onlar bilmiyor mu? Salak değiller. Elbette biliyorlar. Elbette bir devlet başkanı eşi olarak yabancı ülke başkanlarının, devlet başkanlarının eşleri durumu biliyorlar. Emine Erdoğan gibi onlar da görüyorlar. Ama Emine Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi olarak bir farkı var. Diğerleri bilip bilmemezlikten geliyor. Emine Erdoğan hem biliyor, hem takip ediyor, hem de o eşlerin vurdum duymazlığına karşı gözlerine baka baka Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olsun, başka dış ülkelerdeki faaliyetlerde olsun onları anlatmaya devam ediyor. Yani mazlumlar için, masumlar için, özellikle de çocuklar için Emine Erdoğan çabalamaya devam ediyor. İşte katliamın birinci yıl dönümü dolayısıyla Emine Erdoğan da yeni mesajlar iletiyor. Bu çabalarından dolayı da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere vicdanı olan herkes tarafından takdir topluyor. Gazze'de insanlık dramının başlamasının üzerinden tam bir yıl geçti. İnsani yardım koridorları kapatıldı, bölgedeki binlerce Filistinli Gazze şeridinde ölüme terk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail saldırılarının birinci yılında Gazze'deki soykırıma yönelik tepki mesajı paylaştı. Bu karanlık günler bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek. Türkiye, Filistin'in bu haklı mücadelesinde her zaman yanında olacak. Dualarımız barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için, Filistin'in özgürlüğü, masum çocukların güven içinde büyüyeceği bir gelecek için. Emine Erdoğan paylaşımında İsrail'in 76 yıldır Filistin'deki zulmünün son bir yıldır soykırıma döndüğünü vurguladı. Gazze'deki binlerce masum çocuk okula gitmeleri, oyun oynamaları gereken yaşlarda İsrail'in saldırılarında dayanılmaz acıları sırtladılar. Çocukların masum gülüşleri işgalin zalim yüzüyle sönüp giderken annelerin gözyaşları Gazze'nin toprağına her gün yeniden karışıyor. Bu vahşet insanlığın vicdanında derin bir yara açtı. Her bir kayıp tüm dünya için bir utanç vesikası oldu. Ama biz biliyoruz ki zulmün gölgesi ne kadar ağır olursa olsun adaletin ışığı bir gün o karanlığı boğacak. Bu karanlık günler bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek. Soykırımın 365. gününde İsrail'in bombaları Gazze'ye düşmeye devam ediyor. O bombalarda binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybediyor. Emine Erdoğan'ın videolu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de sadece çocuklar değil Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor, hakikat ölüyor sözleri de yer aldı. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Emine Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olacağını ifade etti. Okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Gazze'de çocuk olmak zor. Zaten o çocukların hayatta kaldığını düşündüğümüz zaman yaşadıkları travmalar neticesinde nasıl bir hayatları olacak onu bilmiyoruz. Psikososyal destek almak da onların imkanları dahilinde değil. Onlar hayatta ama hala üzerlerine bomba yağmakta. Gazze'de çocuk olmak üzerine geçtiğimiz yıl klipler yaptık, belgeseller yapıldı, konuşuldu, edildi, doktorların haykırışı gösterildi. Şimdi Gazze'de çocuk olmak zor dedik ya, Gazze'de yaşlı olmak da zor. Gazze'de erkek olmak da zor. Ama analar var ya analar, onlar işte çok farklı. Gazze'de kadın olmak diyelim. İçimiz parçalansa da bu haberi izleyelim. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden bir yıl geçti. Binlerce kadın saldırılarda hayatlarını kaybetti, sakat kaldı. Hayatta kalanlarsa durumlarına sevinmiyor çünkü hayat onlar için daha da ağır.
Her ne kadar saldırılarda evleri kalmamış olsa da kadın savaşın ortasında da bildiğimiz kadın. Yani barındığı yeri temizlemek, çocuklarına, eşine yemek yapmak, onları kollamak için çabalıyor. Ancak kadınlar açlık, susuzluk, hijyen malzemelerinden yoksun yaşamlarını sürdürüyorlar. Çocuklarının bakımları için de mücadeleleri büyük. Gazze'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli kadınlar, yıkılmış binalar, çadır, mevsimin zor şartları ve her an bomba düşebilir kaygısı arasına sıkışmış duygularla sürdürdükleri yaşamlarına daha uzunca bir süre bu şekilde devam edecek gibi görünüyorlar. Çünkü koskoca dünyada onların yaşadığı mezalime ses çıkaran, onların sesini duyan çok uluslu bir toplum yok. İsrail'de katliam devam ediyor. Sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. Söylemekten de bıkmayacağımızı, imtina etmeyeceğimizi tekrar ediyoruz. Gazze'de kan, gözyaşı devam ediyor. Ve aynı benzer tablo şu an Lübnan'da da yaşanıyor. Doktorlar, öyle doktorlar var ki sınır tanımayan doktorları duymuşsunuzdur. Gönüllü çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler'e bağlılar. Başka kurumlara bağlılar, Dünya Sağlık Örgütü'nden destek alıyorlar ya da almıyorlar ama onlar gönüllerini vermişler. Yeryüzü doktorları da var. Bunu da belki ilk defa duydunuz ama 2000 yılından beri faaliyet veriyorlar. Ve başında bir Türk doktor, bir Türk hekim var. İşte dünyanın dört bir yanına koşturuyorlar. Filistin'de mi mazlumlar zarar görüyor, Lübnan'da mı? Hiç bir şekilde düşünmeden gönüllerini vermişler gidiyorlar ve Gazze'de doktorlar yine haykırıyorlar. Oradaki sağlık koşullarının yetersizliğinden dolayı bir şeyler yapın diye çağrıda bulunuyorlar. Öte yandan benzer tablo Lübnan'da da var. Lübnan'da da doktorlar, hekimler özellikle Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrıda bulunuyorlar. Gazze'deki doktorlar basın açıklaması yaptı, imkansızlıklara dikkat çekti. Gazze'deki hastaneler sorumlusu Doktor Mervan Elhams, Nasır Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Filistin'deki genel sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 7 Ekim 2023 yılından beri düzenlenen saldırılarda toplamda 146 doktor hayatını kaybetti. Gazze şeridi dışında tedavi görmek zorunda olan 25 bin hasta ve yaralının bulunduğu açıklandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası bazı kuruluşların insani yardım için gönderdikleri malzemeler dışında hiçbir insani yardım, tıbbi malzeme ve yakıtın kente girişine izin verilmiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sağlık sisteminin büyük oranda zarar gördüğü ve malzeme, ilaç, yakıt, personel eksikliğinden dolayı doktorların zor şartlar altında çalıştığı belirtildi. İsrail'in Lübnan'daki hastaneler, sağlık ve acil yardım ekiplerine düzenlediği hava saldırıları sonucu şimdiye kadar en az 97 sağlık ve kurtarma personelinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırılar sonucu Lübnan'da 4 hastanenin de hizmet dışı kaldığı açıklanırken, Lübnan Doktorlar Sendikası, İsrail'in saldırılarına karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Değerli izleyiciler, Cem Gariboğlu, Münevver Karabulut'un katilinden bahsediyorum. Söylerken bile yine tüylerimiz diken diken oluyor. Kendisi ölmüştü denilenine göre. Hapishanede intihar etmişti. Sonra inanılmadı, mezarı açılsın dendi. Yıllarca o mezar açılmadı, açılmadı, mezar açıldı. Orada bir poşet bulundu. Karabulut'un, öldürülen kızımızın avukatı açıklama yaptı, o poşette incelenmeli derken, bunlar böyle süre gelen sürekli açıklamalarla devam ederken Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Gariboğlu'na mı aitti mezardan çıkanlar, değil miydi? Cevabını hemen verelim sizlere. Değerli izleyiciler, Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki adli tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Gariboğlu'nun
anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı. Münevver Karabulut'u vahşi bir cinayet sonucu öldüren Cem Gariboğlu, 2014 yılında kaldığı Silivri cezaevinde intihar etti. Aradan geçen 10 yıl boyunca Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin birçok iddia da gündeme geldi. Garipoğlu'nun ölmediği, mezarda başka bir cesedin olabileceği de bu iddialardan biriydi. Cem Gariboğlu'nun cezaevinde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar sonucu, geçen haftalarda Gariboğlu'nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Gariboğlu'nun mezarı geçen hafta geniş güvenlik önlemleri altında açıldı. Mezardan çıkan kafatası ve kemikler bir araya getirilerek adli tıp kurumuna götürüldü. Mezardan çıkan kafatası, kemik ve dişler üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemenin sonucunu açıkladı. Başsavcılık mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Gariboğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu bildirdi. Değerli izleyiciler, Cem Gariboğlu'yla ilgili bu konular konuşulacak, konuşulmaya da devam edilecek. Sadece narin kızımızda abisinin kolundaki diş izlerinin bile günlerce açıklanamadığını düşünürsek bu sonuç bayağı hızlı geldi diyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu demiştik. Önemli açıklamalar yaptı. Yine gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel'in soyadında olduğu gibi özel hayatı bizi ilgilendirmez dedi. Bahçeli'nin sözleri önemliydi. Son dönemde yaşanan özellikle kadın cinayetleriyle de ilgili açıklamalarda bulundu. Hatırlayacaksınız, hafta sonu siyaset okulu açılışında, yeni dönem açılışında, 20. dönem açılışında parti genel merkezinde Bahçeli önemli açıklamalar yapmıştı. Bir soru üzerine kendisi Sinan Ateş davası ile ilgili görüşlerini aktarmıştı. Bugünkü grup toplantısı da fazlasıyla merak ediliyordu. Hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremediğimiz bir şey yok diyor. Deme uzattığım el Türkiye Partisi olsun teklifidir diyor. Türksüz Anadolu cehennemin diğer adıdır diyor. Ve çok daha fazlası haberimizde ekranlarınıza geliyor. Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın bu duruş ve engin duyuşuna müzahir şekilde dem sıralarına giderek elimi uzattım. Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler, mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Ülkemizde her gün bir yenisine şahit olduğumuz cinayet, taciz ve şiddet vakalarının gittikçe yaygınlaşması toplumsal endişe ve infiali tırmandırmaktadır. Psikopat bir cani tarafından İstanbul, Fatih ve Eyüp Sultan'da peş peşe işlenen tasarlanmış cinayetler, Beyoğlu'nda görülen taciz olayı, Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi, asalsizliğin yoğunlaşması, kavga ve karışıklık bekleyenlerin ümitlenmesi milletimizi derinden yaralamaktadır. Şiddete karşı sıfır toleransla muamele etmekten başka seçeneğimiz kalmamıştır. Bugünün insanı, bugünün şiddet sahnesinde görülen ızdırap verici vakalar karşısında bezgin ve bitkindir. Değerli izleyiciler, önemli toplantılar yapılıyor, önemli açıklamalar da bulunuluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalar yaptı. Yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalar yaptı. Özellikle dün biz de konuklarımızla konuşmuştuk, psikologlarımızla, avukatlarımızla, bu iyi hal indirimi. İşte onunla ilgili bir algı var, onu yıkmak için mücadele vereceğiz dedi. Bu cezasızlık, hani ceza almıyorlar ya, cezasızlık gündeme geliyor. Cezasızlıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı, onu düzelteceğiz. Hapishaneler dolu mu diye insanlar, yani suçlular salıveriliyor diye bir algı var dedi. Dün ben de bunu konuklarıma sormuştum. Bu algı çokça var çünkü bütün suç tespiti, her şey kanıt olarak
sunuluyor ama adamlar salıveri diyor. Hayır dedi, onunla ilgili bir durum söz konusu değil dedi. Önemliydi açıklamaları. Yılmaz Tunç'un soru cevabına birazdan gideceğiz. Ama önce AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına gideceğiz. Çünkü Ömer Çelik yine kadın cinayetleriyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir programa katılmıştı. O programda, daha doğrusu MYK toplantısı sonrasında, değerli izleyiciler, programlarda da konuşuyor ama MYK toplantısı sonrasında sözcü Çelik açıklamalarda bulundu. Bakalım kadın cinayetleriyle ilgili o toplantıda neler konuşuldu, neler söyledi. Cezasızlık algısının zerresinin kırıntısının bile söz konusu olmaması için en güçlü şekilde bu mücadeleyi vermeye, üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kadın polis Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi, İstanbul'da yarım saat arayla 19 yaşında iki genç kızın öldürülmesi, cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi, peş peşe yaşanan bu olaylar AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının gündemine taşındı. Canımızı çok yakan bir takım şiddet olayları oldu. Bir kadın polisimiz şehit edildi. Bu gerçekten son derece hepimizi üzdü ve yaraladı. Geçtiğimiz günlerde iki kadın cinayeti ard arda işlendi. Bir katilin vahşice öldürdükten sonra surlardan aşağı atlayarak intihar etmesine kadar gelen süreç, ayrıntısına çok girmek istemiyorum. Son derece üzücü. Mahşeri vicdanı yaraladı ve gerçekten bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız MYK'daki açış konuşmasında bütün bu tabloya geniş bir yer ayırdı. Çelik bu açıklamayı AK Parti MYK toplantısı sonrası yaptı. Gündemlerinden birinin de son günlerde artan kadına yönelik şiddet olayları olduğunu söyledi. Sözü Tekirdağ'da uğradığı şiddet ve cinsel istismar nedeniyle hayatını kaybeden Sıla bebeğe getirdi. Çocuklara yönelik araştırma önergesi vereceklerini, araştırma komisyonu kuracaklarını kaydetti. Tecavüze uğrayan Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Tabii bütün bunlardan dolayı fevkalade üzgünüz. Daha önce de bunu ifade etmiştim. Siyasetin üstüne düşen görevler, yani infaz yasasıyla ilgili düzenlemeler olsun, diğer düzenlemeler olsun, tabii ki bu çerçevede her zaman gözden geçirilecektir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanımızın net verdiği mesaj şudur ve biz bu mesajın gereğini yetimlerine getirmek için her ne gerekiyorsa onu şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. O da şudur, kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. Yani herhangi bir şekilde bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Maşeri vicdan cezasızlık algısıyla ele geçirilmeye çalışılıyor. Bundan dolayı fevkalade hassas olduğumuzu ifade etmek isterim. Az önce anons etmiştim aslında. Yılmaz Tunç Adalet Bakanı olarak önemli açıklamalar yapmıştı. Soru cevap vardı. O soru cevapta değerli izleyiciler elbette birçok merak edilen konu vardı. Yine Ömer Çelik'in konuşması vardı ya, MYK toplantısı sonrası. Aynı toplantı sonrası bu açıklamalar geldi. Yılmaz Tunç'un açıklamaları gerçekten önemliydi. Çünkü adalete olan güvenin sarsıldığını biliyoruz. Yabancı yatırımcı falan, onları kastetmiyorum. Kendi içimizden bahsediyorum. Çünkü işledikleri suç sonrası salıveriliyorlar. Topyekün sosyal medyada halk galyana geliyor. Nasıl olur diyor. Ondan sonra bu tepki meydana geldikten sonra yine gözaltı. Polis ne yapsın? Gözaltına alıyor. Mahkemece serbest bırakılıyor. Burada polisi asla kimse suçlamıyor. Tekrar polis gözaltı alıyor, tekrar mahkemeye çıkarılıyor, tutuklanıyorlar. İşte madem tutuklanması gerekiyor, her şey video kaydıyla ispat edilmiş, nasıl serbest bırakılıyor? Bu sorunun cevabı bir türlü bulunamıyor ama Adalet Bakanı her şey daha iyi gidecek, düzelecek diyor. İyi hal indirimi gözden geçirilecek, denetimli serbestlik uygulamaları yeniden değerlendirilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basına önemli açıklamalarda bulundu. Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik
önemli çalışmalarımız var. Milletimizi huzursuz eden suç şebekeleriyle mücadele, suç ve suçluyla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatımız özellikle hem mevzuat noktasındaki ihtiyacı da gidererek önümüzdeki dönemde çok önemli çalışmalar var gündemimizde. Bakan Yılmaz Tunç, adalet sistemindeki düzenleme çalışmalarının yolda olduğuna işaret etti. Önümüzdeki süreçte özellikle yargı reformu strateji belgesinin içerisinde ceza adaleti sistemiyle ilgili önemli düzenlemeler olacak. Burada özellikle koşullu salıverme, denetimli serbestlik, ihale uygulamaları ile ilgili mevzuatımızdan kaynaklanan sebepler varsa bunları önümüzdeki süreçte hem kabinemizde hem meclis grubumuzda hem de Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle olgunlaştırarak yaptığımız taslak çalışmaları tabii bunların bir kısmı kanun gerektirecek. Toplumdaki eleştiriler dikkate alınacak, iyi hal indirimi tekrar tartışılacak. Kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde salt indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım. Tunç, cezaevlerindeki dolulukların suçluların cezaevlerine gönderilmesine engel olduğu iddialarına da yanıt verdi. Cezaevi dolu diye bir suçlunun cezaevine alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Onun tedbirlerini devlet alır. Bu noktada zaten gerekli tedbirleri de alıyoruz. Bu konuda cezaevlerinin doluluk oranı bizim mazeretimiz olamaz. Bu konudaki zaten gerekli yatırım programlarındaki çalışmaları da hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz ve bunu daha da o doluluk oranlarını ortalamanın altına düşürme yani yapım süreçlerini hızlandırarak o bizim için bir mazeret değil. Aslında şunu da merak ediyorum. Tutuklanması gereken bir suçlu hakim tarafından serbest bırakılıyor. Sonra 3 saat sonra, 4 saat sonra yeniden gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ya. Çünkü halk galeyana giriyor sosyal medyada. O serbest bırakan hakime soruluyor mu? Onu da merak etmiyor diyelim. Kısa bir araya gidelim. Saat başında gündemin diğer önemli haberleriyle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir aranın ardından saat başı itibariyle yeniden birlikteyiz. Recaip Kutan, Saadet Partisi'nin kurucusu, 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Kendisi için Ankara'da Karşıyaka'da bir cenaze programı düzenlenecek ki öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından kendisi defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Son bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Onu belirtelim sizlere. Bu arada saat 14'te Cumhurbaşkanı'nın başka bir programı var. Orada yapacağı konuşmayı da ekranlarınıza taşıyacağız. Saat 13.30'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var mecliste. Özgür Özel'in konuşmaları da Kanal 3 ekranlarında olacak. Ekranlarınıza getireceğiz. Son olarak yayınımıza ara vermeden önce kadın cinayetleriyle ilgili hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Ömer Çelik'in açıklamalarına gitmiştik. Kadın cinayetleri konuşulmuştu. Yine MYK toplantısı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da açıklamaları vardı. Çünkü İkbal ve Ayşe Nur kızımızla ilgili gündemde hala soru işaretleri var ve adalet istiyoruz kavramları devam ediyor. İşte bu kez üniversite öğrencileri bir araya geldi. Dediler ki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için adalet istiyoruz. Bu ülkede neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşında iki genç kız. İstanbul'da 4 Ekim'de vahşice katledildiler. Asla, yalnız yürümeyeceksin. Asla.
Türkiye'de 2024'ün ilk 9 ayında 295 kadın ya boşanmaya çalıştığı eşi tarafından ya da tanımadığı kişilerce öldürüldü. Bu gidişe dur demek için bu kez üniversite öğrencileri ayaklandı. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için birçok üniversitede protesto gösterileri düzenlendi. Boyun eğme, memlekete sahip çık. Siyah kıyafet giydiler, pankart açtılar. Kilometrelerce yürüdüler. Kız öğrencilere erkek arkadaşları da destek verdi. Yaşamak istiyoruz, adalet istiyoruz sloganları atan öğrenciler gün boyu gösterilerine devam ettiler. Değerli izleyiciler, bir Discord olayı var ki bu mesajlaşma, konuşma anlamına gelen bir platform. Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir Discord platformundan bahsediyoruz ama işte bu Discord platformunu birçok insan kullanabiliyor. Ekranları başınızda izlerken "Aa, ben de kullanıyorum" diyebilirsiniz. Şimdi herkesi kapsamıyor sözlerim ama bu Discord platformunda oluşturulan gruplar tarafından özellikle kadın cinayetleriyle ilgili iğrenç şeyler dönüyor. Orada kadın cinayetleriyle ilgili ölenler yeriliyor. Yapanlar övülüyor. Böyle garip bir zihniyetin yer aldığı topluluklar oluşturuluyor. İşte son yaşanan olaylarla ilgili de vahşice katledilen kızlarımızla ilgili de onu katleden kişiyle ilgili yine Discord kullanıcısı olduğu gündeme geldi. Bu konu gündeme gelince acaba Instagram'dan sonra Discord'da yasaklanacak mı sorusu akıllara getirdi. Bu sorunun muhatabı kimdi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Kendisine soru soruldu. Discord yasaklanacak mı denildi. O da biz yasakçı zihniyet istemiyoruz ama konuyu bakanlıkça araştırıyoruz dedi. Saçmalama. Dediğimi yaparsam bırakırım. Son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan taciz ve şiddet olayları gündemden düşmüyor. Bu kez eleştirilerin hedefinde sesli ve görüntülü görüşme uygulaması Discord var. Hayır oğlum, olmaz oğlum, saçmalama. Bağırma. Discord uygulamasında bir kız çocuğunun tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Tepkiler sonrası görüntüler incelemeye alındı. Bakıyorlar şu an, telefona bakıyorlar, yapma. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord uygulamasında kaydedilen söz konusu görüntülerin kurgu olduğunu açıkladı. Görüntülerde yer alan kız çocuğunun muhafaza altına alındığını belirtti. Aziz milletimizi, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız. Saçmalama. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uygulamanın engellenip engellenmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Yasakçı zihniyetle değil de gerekenleri yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını hem İçişleri Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı ile istişare ediyoruz. Henüz verilmiş bir karar yok. Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Bakan Abdülkadir Uraloğlu önümüzdeki süreçte gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. Tamam, ben burayı keseceğim. Şimdi yasakçı zihniyet olmayalım elbette. Bakan haklı. Bu platformu yasaklayınca bu zihniyetteki insanlar bitecek mi? Hayır, birçok platform var. Onu indirecekler, oradan yollarına devam edecekler. Yasaklamak keşke çözüm olsa. Hadi kapattım burayı, bütün cinayetler, bütün tacizler, bütün dolandırıcılıklar son bulsa keşke. O zaman yasaklayalım. Ama yasaklamakla olmuyor. İnternetle artık baş edilemiyor. Bizim yapmamız gereken çocuklarımızı eğitmek, sıkıntılı olanları küçük yaşlarda tespit edip bunu okullar yapmak zorunda. Rehberlik öğretmenleri bu yüzden var. Onları rehabilite etmek, onları yeniden toplumun önemli bireyleri olarak arkadaşlık ortamında bulunmalarını sağlamak, paylaşımda bulunmaları gerektiğini anlatmak
ve insanlara yardım eli uzatmanın önemini vurgulayarak onları topluma kazandırmamız gerekiyor. Bunu başaramadığımız sürece o platformu kapatmışsınız, bu platformu kapatmışsınız. Ne yazar? Bakın, geçtiğimiz dakikalar içerisinde Cem Gariboğlu vahşice Münevver Karabulut kızımızı katletmişti bundan yıllar önce. Sonra hapishanede idam edildiği söylendi. Sonra geldi, mezarı açıldı. Adli Tıp Kurumu raporunu açıkladı. Evet, ölmüş. Kendisinin kemikler kendisine aittir. Anasının babasının DNA'sıyla eşleşiyor dedi. Sosyal medyaya göz attım. Daha bir saat önceki olaydan bahsediyorum. Sosyal medya Adli Tıp Kurumu'nun raporu açıklanmasına rağmen yazanlar neticesinde halkın hala bu olaylara, bakın, o rapora rağmen inanmadığını gösteriyor. Yani güven duygusu kaybedilmiş. Bunu kazanmamız gerekiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da açıklamaları önemliydi ama ne yapılacaksa bir an önce yapılsın. Artık adalete olan güvenimiz sarsılmasın. Adalet öyle bir yumruğunu masaya koysun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde insanlar benzer suçları işlememek için çabalasın. Bunun için mücadele verelim. Çünkü çocuklarımızı, kadınlarımızı, gencimizi, yaşlımızı fark etmeksizin korumak zorundayız. Bunun için mücadele ediyoruz. Discord'la ilgili de son durum böyleydi. Katılıyorum bakanın sözlerine. Yasaklamayalım ama dediğim gibi, dün de psikologlarla konuştuğumuz gibi, insanlarımızı, çocuklarımızı adapte etmeye çalışalım. Şimdi Türkiye'nin bambaşka bir sorunu var ki FETÖ, değerli izleyiciler. Biliyorsunuz 15 Temmuz olaylarının ardından ardı ardına başlayan operasyonlar neticesinde devletin kademelerinde örümcek ağ gibi sarılmış olan mevkilerdeki isimler toplana toplana bitmedi. Hala toplanmaya devam ediyor. Onun için söylüyorum. Gizlenenler var, abileri var, yok ablaları var, yurt dışına kaçanlar var. Halkımızın canına kasteden insanlardan bahsediyorum ki değerli izleyiciler, kurunun yanında yaş da yanıyor diyenler var ama işte adalete burada da güvenmek istiyoruz. Kurunun yanında yaş yanmasın diye mücadelenin sürdüğünü de biliyoruz. Şimdi Fethullahçı terör örgütüyle mücadele kapsamında FETÖ'nün mahrem imamları, subayları, assubayları ve askeri öğrencilerden oluşan eski askeri öğrenciler 19 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla bugün kıskıvrak gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütünü ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 39 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin FETÖ, PDY silahlı terör örgütünün kara ve hava kuvvetleriyle Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalandığı ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi. FETÖ şüphelilerinin Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontrollü sabit hatları kullandığı, bu hatlardan sivil imamlarla haberleştikleri tespit edildi. Terör suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 8'i mahrem imam, 2'si görevde, 2'si ihraç, 4 subay, 7'si görevde, 7'si ihraç, 14 as subay, 2'si görevde uzman çavuş ve 11 eski askeri öğrenci olmak üzere 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Değerli izleyiciler, göçmen kaçakçılarıyla ilgili de sürekli olarak düzenlenen operasyonlar var. Hani diyorum ya, her türlü suç örgütüyle mücadele kapsamında farklı farklı isimlerle operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonları da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürekli olarak yürütmeye devam ediyor. Sıra sıra yakalanıyorlar, polis otobüslerine dolduruyorlar, gerekli yerlere teslimleri yapılıyor. Bakın, 81 ilde yapıldı operasyonlar.
200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4040 düzensiz göçmen yakalandı ama bitmiyorlar ki. Emniyet göçmen kaçakçılarını takibe aldı. Son bir ayda 81 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4040 düzensiz göçmen yakalandı. 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü çıkardıkları mahkemece tutuklandı. 31'i hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 araç ele geçirildi. Değerli izleyiciler, Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan dün 94 yaşında hayatta gözlerini yumdu demiştik. Kendisiyle ilgili cenaze töreni düzenleniyor. Biz de canlı görüntüler eşliğinde ekranlarınıza getiriyoruz. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Dün de kendisi bir taziye mesajı yayınlamıştı. Recai Kutan'ın ölümü dolayısıyla hemen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u da görmekteyiz. Siyaset erkanı orada, din adamları orada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de bulunan isimler, sevenleri, yakınları, partililer ve Recai Kutan'ın cenaze töreninde hazır bulunan isimler değerli izleyiciler. Recai Kutan için düzenlenen cenaze programı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Kendisi için Ankara'da değerli izleyiciler düzenlenen cenaze programına ilişkin detaylar ekranlarınıza geliyor. Burası Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii. Burada kılınan cenaze namazının ardından kendisi Karşıyaka mezarlığında defnedilecek. Bayağı bir kalabalık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün taziye mesajı yayınladı demiştik. Bugün de kendisi Recai Kutan'ın son yolculuğuna uğurlanışında hazır bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajına hemen değinmekte fayda var. Diyor ki Erdoğan, Saadet Partisi kurucu genel başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Milli Görüş Camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve şu an biraz oraya kulak verelim, bakalım Kutan'la ilgili neler söyleniyor, birazdan helallik de istenecek. Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Değerli izleyiciler, siyasi liderler cenaze namazında hazır bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gördüğümüz isimler. Şu an cenaze namazı kılınıyor ve cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıyor. Cenaze namazının ardından da Recai Kutan için
helallik istenecek. Daha sonra da Kutan'ın naaşı Karşıyaka mezarlığında defnedilmek üzere kabrine götürülecek. Elbette siyaset arenasında çok önemli bir yere sahipti Recai Kutan değerli izleyiciler. 1930 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 1947 yılında Malatya Lisesi'ni bitirdi. Kutan 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştu. 1977 yılında ise kurulan koalisyon hükümetinde İmar ve İskan Bakanı olarak görev yaptı Recai Kutan. Şu an cenaze namazı tamamlandı değerli izleyiciler. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze törenlerinde de tabut başında yaptığı konuşmalara şahit olduk. Bugün de bir konuşma yapabilir diye bekliyoruz. Çünkü siyaseten kendisinin yakın olduğu bir isimdi. Beraber de yol yürüdüklerini biliyoruz. Orada mikrofonun da olduğunu görüyoruz. Sanırım hocanın bir konuşması olacak ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yapacak gibi duruyor. Çünkü kablosuz mikrofon kendisine iletecek sanki. Yine bir kulak verelim, helallik istenecek demiştik. Takibine devam ediyoruz Recai Kutan'ın cenazesiyle ilgili kılınan namazın ardından yaşanan gelişmeleri. Aziz kardeşlerim, okuduğum ayette Yüce Mevlamız, biz ölen her insana hayat veririz. Fakat dünyada bize takdim ettikleri ile geride bıraktıkları eserleri yazarız. Yaptıkları her salih amel mübin bir kitaba kaydedilir buyuruyor. Bugün hem hayattayken Cenab-ı Hakk'a güzel ameller takdim etmiş, hem geride güzel eserler bırakmış bir değerli büyüğümüzü, Recai Kutan ağabeyimizi ebediyete uğurluyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Amin. Makamı, mekanı cennet eylesin. Amin. O ahlak-ı hamid sahibi, tevazu, nezaket, zerafet, her zaman kendisinden öğrendiğimiz güzel hasletler idi. Derviş olmak kolay ama iki alanda derviş olmak zordur. Ticarette ve siyasette. Recai Kutan ağabeyimiz bize siyasette bir derviş olunabileceğini gösterdi. Merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan hocamızın yol arkadaşı, muhterem Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün devleti yöneten büyüklerimizin ağabeyi. Fakat o ve arkadaşların varlığı bize bir şey daha hatırlatıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir grup mümin mühendisi Zeyrek dergahında Abdülaziz Bekine ile buluşmasının bu ülkeye nasıl bir güzelliğe dönüşebileceğini bize aynı zamanda gösterdi. O bizim beraber sohbetlerimizde Mezopotamya Ovası'nı su ile buluşturmanın hep sevincini bizimle paylaşırdı. Salih ameli siyasete taşıyan bir büyüğümüz olarak Cenab-ı Hak ebediyen kendisine rahmet eylesin. Hüsn-i şehadet ve tezkiye için öncelikle soruyorum. Recai Kutan ağabeyimizin mümin ve muvahhid olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Cenab-ı Hak hüsn-i şehadetinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak hepimize bu son mekanda, bu musalla taşında, bu tabut içinde dünyaya veda ederken güzel gitmeyi, Allah'a güzel gitmeyi... Değerli izleyiciler, helallik istenmesinin ardından Recai Kutan'la ilgili hayatına dair kesitler de aktarılıyor hoca tarafından.
Milli Selamet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine 1974'te siyasi çalışmalarına başlayan Kutay, 16, 20 ve 21. dönem Malatya Milletvekili olarak mecliste yer almıştı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yatmış, Kutan 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevi de üstlenmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da dün taziye mesajı geldi. Bugün de cenazesi için Karşıyaka Camii'nde hazır bulunan isimlerden Kurtulmuş, İnna illahi ve inna ileyhi raciun, milli görüş hareketinin duayenlerinden, ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'sa, Saadet Partisi kurucusu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı sebebiyle şunları söyledi: Milli Görüş davasının öncülerinden Saadet Partisi kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yine sosyal medya hesabından gelen başsağlığı mesajı vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş da Kutan için taziye mesajı yayınlayan isimlerdendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kutan'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Özgür Özel paylaşımında Recai Kutan'ın bir fotoğrafına da yer verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partisinin kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Necmettin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, değerli büyüğümüz Recai Kutan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Aziz milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun, mekanı cennet, makamı âli olsun, dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Recai Kutan'la ilgili olarak bir konuşma yapmıştı, açıklama yapmıştı gün itibariyle. Bugün de cenaze namazını kıldırdı. Şu anda dua ediliyor. Yine bu görevi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üstleniyor. Dost ve akrabalarına, ahbaplarına sabr-ı cemil, ömrü tavil, senin rızana uygun bir hayat nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şuraya uzaktan yakından toplanmış ve Recai Kutan abimizin cenazesine iştirak etmiş bulunan bütün kullarından razı ol ya Rabbi. Geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kaf ve ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizi ruhlarının şad olması için, Allah rızası için. El Fatiha. Recai Kutan'ın ruhuna El Fatiha okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapar mı? Yapar diye bekliyorum demiştim. Bakalım kendisi bir konuşma yapacak mı, yoksa tabutu mu omuzlayacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama tabutun başına geçtiğine göre bir elini tabuta koyup diğer eliyle mikrofon tutup konuşmasına defalarca şahit olduk. Herkesin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da, basın mensupları da oradan bir kale alabilmek, görüntüleri ekranlarınıza getirmek için mücadele veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanırım o bölgeden ayrılıyor an itibariyle. Kendisiyle konuşmak için vatandaşların da yoğun bir mücadelesi olduğunu görüyoruz. Korumaları eşliğinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli izleyiciler, tabutun başında hala, tabut tekerlekli sedyenin üzerinde diyelim tabiri caizse, cenaze aracına doğru bir gidişat var, onu gözlemleyebiliyoruz. Yine siyasi erkan, eski yeni fark etmeksizin Recai Kutan'ı sonsuzluğa uğurlamak üzere Karşıyaka'da camide cenaze namazında hazır bulundu. Bunlardan biri de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tu. Yine eski bakanlardan Ali Babacan'ı gördük. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu oradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gördüğümüz isimler arasındaydı. Yine birçok siyasetçi vardı değerli izleyiciler. Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan'ın cenaze namazına ilişkin görüntüleri ekranlarınıza getirdik değerli izleyiciler. Haberlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ki Enerji Bakanı Bayraktar dün önemli açıklamalar yapmıştı değerli izleyiciler. Alparslan Bayraktar özellikle Oruç Reis gemisini anlatmıştı. Faaliyetleri hakkında bilgi vermişti. Hatırlayacaksınız cumartesi günü yanılmıyorsam Oruç Reis gemisi uğurlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sahilden kendisine el sallamıştı. Gemiden bahsediyorum. İşte petrol arayacak dedik, Oruç Reis Somali'ye gidiyor, doğalgaz arayacak dedik. Önemli bilgilendirmelerde bulundu Bakan Bayraktar. Bakalım daha fazla o bilgiler arasında neler vardı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ankara'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ulusal ve uluslararası petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Türkiye'nin çeşitli sahalarda doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının kendine yetmesi adına büyük önem taşıdığını söyledi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis sismik araştırma gemisinin kıtalar arası ilk görev yerine uğurlanmış olmasının ve gerçekleştireceği arama faaliyetinin Türkiye için tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Somali offshore'u, Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin bu ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Çünkü buralarda biz artık kendimiz operatör olarak, kendi gemilerimizle arama yapabilir bir ülke haline geldik. Bir de diyorum Oruç Reis gemisinin orada 3 tane deniz bloğunda yapacağı sismik çalışma bizi bir sonraki aşamaya, sondaj aşamasına ve inşallah o sondajlardan sonra da inşallah bir keşfe ve ekonomik değeri olan bir buluşa İnşallah imza atarız. Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bilgi veren Enerji Bakanı, Çanakkale'de bulunan yüzer bir platformla birlikte doğalgaz üretiminin 20 milyon metreküp güne çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. Bir yüzer platformumuz var. Bunu da ülkemizde envanterine kattık. O artık gemi değil, onu yüzer platform olarak adlandırıyoruz. Yani literatürde de böyle. Dolayısıyla onunla beraber de 2026 yılında Karadeniz'deki üretimimizi 20 milyon metreküp güne inşallah çıkaracağız. O da yine bu yoğun arama ve tabii ki üretim stratejimizin önemli bir parçası. Ama tabii şunu hep söyledim. Bizim elbette ki Türkiye'de aranmamış lokasyonları, coğrafyaları aramamız lazım. Orada bir şey bulmamız ve üretmemiz lazım. Ama Türkiye'nin yaklaşık 2 milyon varili bulan günlük doğalgaz ve petrol ihtiyacını belki biz tümüyle kendi ülkemizdeki kaynaklardan karşılayamayabiliriz. Onun için hep söylediğim şuydu, Türkiye mutlaka farklı coğrafyalarda da petrol ve doğalgaz aramalarında ortak olarak kendisi tek başına operatör olarak bulunması lazım. Değerli izleyiciler, öğrencilerimizi önemsiyoruz. Üniversite okuyan gençlerimize destek olunması çağrısını yine diyoruz. Onlar mağdur olmasın istiyoruz. Çünkü en büyük sorunu neydi yaşıyorlar? Üniversite sınavını kazanıyorlar. Farklı illere gidiyorlar. O illerde nasıl söyleyeyim size, bir kapalı çatı altına girmek için mücadele veriyorlar. Çünkü her zaman yurtlarda yer bulamıyorlar. Özel yurtlara ailelerin gücü yetmeyebiliyor. Ev tutma yoluna gidiyorlar ama 3-5 arkadaşla birleşseler kira fiyatlarını biliyorsunuz inanılmaz fahiş düzeylerde. İşte yurtlar, yani öğrencilerimiz için barınaklar çok ama çok önemli. Şu sorunu
bir kökten çözebilsek, tarikatlara, onlara, bunlara, şunlara gerek kalmasa, çocuklarımızı devlet eliyle, bütün çocuklarımıza yetecek kadar yer yapabilsek, onları yerleştirebilsek. En büyük temennimiz bu. Son olarak milyonlarca üniversiteli öğrencinin merakla beklediği haber geldi. Burs ve kredi başvuruları başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Umarız gönlünüzden geçen yere yerleşebilirsiniz. Bu yıl 1 milyon öğrenci üniversiteye yerleşti. Öğrencilerin gözü kulağı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vereceği burs ve kredilerdeydi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak müjdeyi duyurdu. 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. İlk defa bir yüksek öğretim programına giren ve halen öğretime devam eden ara sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Burs ve kredi almak isteyen öğrenciler 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı devam ediyor. 5 Kasım'da seçim yapılacak. Bu herkes tarafından artık biliniyor. Trump mı kazanacak, Harris mi kazanacak? İkisi arasında mücadele var ama Trump'ın seçim kampanyaları daha önceki başkan seçildiği döneme göre çok daha aktif. Suikast olayları yaşandı, onlar bunlar yaşandı. Kendisinin özellikle serzenişleri vardı. Kendisinin serzenişleri arasında Harris'e daha fazla kıyak geçiliyor, bana kıyak geçilmiyor denildi. Anketlere göre başa baş bir mücadele gitse de 7-8 salıncak eyalet var. Salıncak eyalet neydi? Kimin kazanacağının belli olmadığı yerlerdi. İşte o salıncak eyaletleri kapmak için acayip bir yarış var. Trump'ın daha önceki dönemde neler yapabileceğini görmüştük değerli izleyiciler. Şimdi yeni bir miting düzenledi. Elon Musk da bu mitingin ayrı bir figürüydü, karakteriydi. Take a look what happened. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın Butler bölgesinde aylar sonra yeniden miting düzenledi. Mitinge "Nerede kalmıştık?" sözleriyle başlayan Trump, "Daha güçlü, onurlu ve birlik içinde kazanmaya çok daha yakınız." dedi. Trump, 13 Temmuz'daki mitinginde kendisine karşı suikast girişiminde bulunulduğunu hatırlattı. Keskin nişancı korkunç canavardan Tanrı beni korudu ve başarılı olamadı dedi. Trump, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini de sözlerine ekledi. Başkan adayı Trump konuşmasında göçmen sorununa da değindi, çok tehlikeli göçmenlerin sınır dışı edileceğini söyledi. Trump, yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin bazılarının çok tehlikeli olduğunu, bazılarının da deli olduğunu ifade etti. Mitingde Trump'ın yanında yer alan Elon Musk sahnede ifade özgürlüğünü kurtaran adam şeklinde anons edildi. Musk sahneye Make America Great Again şapkasıyla çıktı. Musk yaptığı konuşmada yaklaşan seçimlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli seçimlerinden biri olduğunu söyledi. Demokratların ifade özgürlüğünü yok ettiğini iddia etti. Musk, herkes kayıt olsun ve oy versin. Yoksa bu son seçimimiz olabilir sözleriyle konuşmasını bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim. Bir yandan Trump kasırgası eserken bir yandan da Helen kasırgası vardı. Şimdi Milton kasırgası tehlikesi yaşandı. Helen kasırgasında ölenler vardı. Evler, çatılar uçtu, gitti. 26 Eylül tarihiydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yeni bir kasırga gelebilir mi? Onun telaşında. Adını söyledik ya, Milton kasırgası değerli izleyiciler. Saatte 290 kilometre hızla ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başı doğal afetlerle dertte. Geçtiğimiz günlerde Helen, şimdi ise Milton kasırgası. Helen'in yıkıcı etkileri henüz sürerken Florida eyaletinde şimdi de Milton kasırgası tehlike saçıyor.
ABD'nin Florida eyaleti yetkilileri anakaraya yaklaşan Milton kasırgasının risk durumunun 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başladı. Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanları da uçuşa kapatılacak. ABD Başkanı Joe Biden, Helen kasırgasının etkileri hala devam eden Florida eyaleti için önceki saatlerde acil durum ilanını onaylamıştı. Yetkililer hızı saatte yaklaşık 290 kilometreye çıkan kasırganın yaşamı tehdit ettiğini ve hızlı güçlendiğini aktarırken, Milton kasırgasının kategorisinin 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başladı. Tampa bölgesinde yaşayanların tahliyesi sırasında Florida otoyollarında trafik sıkışıklığı da oluştu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helen kasırgasının Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 km hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede 6 eyaleti etkisi altına almıştı. Değerli izleyiciler, çok fazla haberimiz var. Özellikle İzmir Körfezi ile ilgili o ölen balıklar, pis kokular, onunla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Belediye ile hummalı bir çalışma yapılacak. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Ama gündem oldukça yoğun. Cumhuriyet Halk Partisi değerli izleyiciler grup toplantısı nezdinde mecliste bugün önemli açıklamalar yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte. Birazdan mı gidelim Özgür Özel'e? Tamam, o zaman haberimizle devam edelim. Az önce bahsettiğim İzmir Körfezi ile ilgili artık orayı temizleme, kurtarma çalışmaları var. 15 maddelik eylem planı açıklandı. Hadi artık kolları sıvayalım. İzmir Belediyesi ile birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde İzmir'i bir an önce bu pislikten arındıralım. İzmir Körfezi alarm verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre felaketinin önüne geçmek için adım attı. Temizlik çalışmalarıyla Körfez yeniden nefes alacak. Toplu balık ölümleri ve kirlilikle mücadele etmek amacıyla Bakan Murat Kurum'un talimatıyla bilim kurulu oluşturuldu. İzmir Körfezi Bilim Kurulu üyeleri İzmir Körfezi acil ve kısa vadeli eylem planı hazırladı. İzmir Körfezi'ni kurtarmak için oluşturulan 15 maddelik acil ve kısa vadeli eylem planının detayları duyuruldu. 15 maddelik eylem planının 7'si acil eylem planıyla 8'i kısa vadeli eylem planı. Deniz kirliliği konusunda yetki devri yapılan sahil güvenlik komutanı. Eylem planına göre rutin olarak Körfez temizlenecek. Körfez'e akan dereler temiz tutulacak. Toplantıda yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, bir ay içerisinde acil eylemlerin hayata geçirileceğini aktardı. Bir ay içerisinde acil eylemlerimizi Kasım ayı sonuna kadar da akım tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak iyileştirilmesi, Körfez'e ulaşan derelerde belediyemizin taleplerini de Körfez'e nefes aldıracak eylem planı, yerel yöneticiler, bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanacak. Değerli izleyiciler, az önce de KYK yurtlar, başvurular başladı dedik. Öğrencilerimiz inşallah umdukları yurtlara yerleşebilirler temennisinde bulunduk. Kayıp Rojin'den bahsedeceğim. Kendisi Van'da üniversite okumak için bulunuyordu. Yine yurda yerleşmişti ama bir anda kaybolduğu haberi yayıldı. Rojin'le ilgili hummalı çalışmalar devam ediliyor. Umarız Rojin kızımızdan bir an önce güzel bir haber alırız. Bulunsun ama sağlıklı ve sapasağlam olsun. Ailesi tabii ki inanılmaz bir halde. Çakıl taşı toplamak için Man Gölü'ne gitti, bir daha geri dönmedi. Aramalar devam ediyor. Onun arkadaşı da mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış tekrardan, telefon çalmış, telefonu kaldırmamış. Rojin Kabayış,
Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi 1. Sınıf öğrencisi. Kaldığı yurtta akşam yemeğini yiyip dışarı çıktı. 21 yaşındaki Rojin arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğim dedi. Ancak bir daha dönmedi. 27 Eylül'den bu yana genç kızdan haber alınamıyor. AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışmaları başlattı. Rojin'e ait cep telefonu ve kulaklık sahilde bulundu. Ekipler arama çalışmalarını genişletti. Aramalarda sonar cihazı ve polis teknesi de kullanılmaya başlandı. Kendilerine geç haber verildiği için yurt yetkililerine öfkeli olan aile endişeli. Baba Nizamettin Kabayış kızına seslendi. Herkesten rica ediyorum Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim. Rojin'e de sesleniyorum. Rojin kızım sen neredesin? Bizi izliyorsan bizim halimiz perişandır. Eğer sen hayattasın bir haber alalım. O kadar içimizi karartan haberler ki ne yazık ki son dönemde yaşadığımız olaylar ve haberler nezdinde hiç görmesek mi diye düşünüyoruz. Bunu da içimizde sindiremiyoruz. Çocuklarımızı da düşünüyoruz. Bir şekilde herkesin izleyebileceği şekilde olumsuz haberleri duyuruyoruz. İnşallah Rojin için güzel haberler gelir. O ailesinin gözü yaşlı, ailesinin de gözü. Değerli izleyiciler, artık yaşlar akmaz, gülümsemeyle doğar. Bu arada haberimize de gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var. Onu da değerlendiriyoruz. Özgür Özel'in konuşmasıyla ilgili bir durum yok. Bekliyoruz. Kürsüde şu an kendi aralarında bir teyakkuz içindeler. Şimdi Sıla Bebek değerli izleyiciler. İşte yüreğimizi dağlayan Sıla Bebek'le ilgili ne yazık ki o tatsız tablo vardı ya Tekirdağ'da. Kendisi İnanılmaz bir olaya maruz kalmıştı. Hastanede tedavi görüyordu ve 2 yaşındaki masum çocuğumuza kıydılar. Hayatını kaybetti, melek oldu, uçtu ve gitti. Sıla Bebek'ten acı haber geldi. 2 yaşındaki Sıla Bebek yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 yaşındaki Sıla Bebek, komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı anlaşıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Uzmanlar, yoğun bakımda tedavisi süren bebeğin entübe halde olduğunu ve son zamanlarda tedaviye tepki vermediğini belirtmişti. Annenin ise uyuşturucu kullanmak veya satmak suçundan yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında anne, üvey baba ve komşular olmak üzere 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sıla Bebeğin 5 yaşındaki ablası ise devlet koruması altına alındı. Yönetmenim Duygu uyarıyor, Özgür Özel konuşmaya başladı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısına gidelim, Özgür Özel'i dinleyelim. Yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının bir rastlantı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şiddeti üreten maalesef bu düzenin kendisidir. Günlerdir İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından bile failin özelliklerini öne çıkaran, faili ve katledilen kadınlar arasındaki ilişkiyi adeta magazin malzemesi haline getiren ifadeler kullanılıyor. Ama esas sorun şudur ki bu soruya cevap aramamız lazım. Bu toplum bu hale nasıl geldi? Bu canileri yaratan ve aramızda dolaştıran koşullar nedir? Bu siyasi rejim kim ne derse desin beyanlarıyla, icraatlarıyla ve rakamlarla görülüyor ki kadınlara eşit görmüyor, kadınlara iyi gelmiyor. Ve öyle bir süreçteyiz ki bu iktidar kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyamadığı gibi bu konuda atılmış olumlu adımlardan da geri adımlar atıyor. AKP'nin kadınları hedef alan politikalarının en somut örneği 2021 yılında
İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek imzayla çıkmasıdır. Buradan hepinize hatırlatmak isterim. İstanbul Sözleşmesi uluslararası çok uluslu bir sözleşme olarak İstanbul'da bağıtlanan, imzalanan, hepimizin gurur duyduğu, 2011 yılında meclisten geçerken meclisteki tüm siyasi partilerin, tüm milletvekillerinin coşkuyla oy verdikleri, bundan sonra kadın katilleri, kadına karşı şiddete meyledenler iyi düşünsün dediğimiz, arkasından sayısız yasal düzenlemelerin gelmesinin, kurumların oluşturulmasının, kuralların uygulanmasının ve caydırıcılığın en net şekilde ortaya çıkacağını Türkiye'nin tamamının gördüğü, bildiği ve birilerinin ayağını denk aldığı bir yıl oldu. Tam 15 yıl içinde 2011 yılı kadına karşı şiddetin bariz şekilde düştüğü, kadın cinayetlerinin bariz şekilde düştüğü yıldı. Bakın bu örnek tek değil. Hatırlayın Kapkaç olayları. Her gün televizyonda 3. 4. 5. 6. haber Adana'da, İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de Kapkaç vakaları. Kadınlar sürükleniyor. Hatta hatırlayın kadını sürüklüyor. Çantayı çalıyor. Köşede yakalanıyor. Gidiyor, ifadesi veriyor, salı veriliyor. Akşamüstü bir başka kadına kapkaç yapıyorlardı. Ne oldu? Dedik ki kapkaçın cezası 1-3 yıl. Yatarı eğer alt sınırdan verilirse yok. Geçmişte suçu da yoksa 1 yılı alıyor, aramıza dolanıyor. Zaten bu kadar az olan bir cezaya tutukluluk tedbiri de uygulanmıyor. İmkan olsa günde 5 kere kapkaç yapabilir. Dönüldü. Hepimizin katkısıyla bu kürsülerden söylendi, bu mecliste söylendi. Ceza önce 7 yıla çıkarıldı. Ama dendi ki zor varsa, sürüklenme varsa yağmaya girsin. Öyle planlanmış, tasarlanmış mobiletle 2 kişi nitelikli yağmaya girsin. 1 yıl olup yatmayan ceza 15 yıl oluveresiye herkes aklını başına aldı. Dedi ki bu devlet kafaya takmış. Bundan sonra kapkaç yapanın burnundan getirecekler, gün yüzü göstermeyecekler. Şimdi kapkaç dünyadaki oranlarda, Türkiye kapkaç cenneti bir ülke olmaktan çıktı. Artık televizyonlarda pek az görüyoruz. Demek ki neymiş? Toplumsal mukabakat varsa, kadına şiddette yok mu? Kadın cinayetlerinde yok mu? Buna herkes karşı çıkarsa, sözde bakarsan savunan var mı? Ve devlet bu işe kafayı takarsa, masaya yumruğu vurarsa, ben bu işi bitireceğim derse bitiriyor. İşte İstanbul Sözleşmesi bu kararlılığın sözleşmesiydi. İstanbul Sözleşmesi'nde o yıl bütün vakaların azalmasının sebebi ayaklarını denk aldılar. Devlet, meclis bu işe kafayı taktı dediler. Bundan sonra kadına karşı şiddetin cezası ağır, kadına karşı cinayet, minayet aman ha dediler ve ayaklarını denk aldılar. Sonra yapılacak düzenlemeler gecikti. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı. Yapılanlar düzgün uygulanmadı ve bir takım çevrelerden, öyle muhafazakar falan değil, muhafazakarlardan değil, gerici, selefi, kadını hayvanla bir gören, sahipsiz olanlar boşta gezenleri sahiplendirilsin diyen geçmişin domuz bağcıları velveleye başladılar. İstanbul Sözleşmesi'ne hayır. İstanbul Sözleşmesi'ne hayır. Döndü dolaştı. Bir takım sağ partilerinde bunu meydanlarda söylemesiyle birlikte Tayyip Erdoğan %0.5 oyun peşine düştü. O canileri hoş görenlerin, o kadının sırtından sopayı eksik etme diyenlerin, uzaklaştırma kararını evlatlarımdan uzaklaşıyorum diye
ajite edenlerin taleplerine uyup hepimizin birlikte girdiği sözleşmeden, Türkiye'nin adıyla, İstanbul'un adıyla anılan bu sözleşmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıktı. Şimdi her gün bir cinayet işlenirken niye işleniyor derseniz, Tayyip Bey tek kişilik imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak devleti kadınların ve çocukların arkasından çekti. Katiller dedi ki tam tersine, bak artık eskisi kadar ceza vermeye niyetli değiller. Bak artık şiddet o kadar da herkesin karşı çıktığı bir şey değil. Bundan sonra bana bir şey olmaz. Girsem de kravatı takarım, iyi halden yararlanırım. Pişmanım derim, pişmanlıktan yararlanırım. İyi bir avukat gelir, beni birkaç sene sonra nasılsa infaz kanununu AKP ile MHP değiştirir. Devlet Bey bir mafya lideri için, Devlet Bey geçmişten dava arkadaşım dediği bir kriminal için gider ricada bulunur. Dönülür dolaşılır, hapishaneler boşalır, ben de araya karışırım dediler. Bu kadar politik, bu kadar siyasi, bu kadar gerçek bir mesele. O yüzden devleti kadının çocuğun arkasından çekince istatistiklerin böyle fırlamasına kimse şaşırmasın. Kadın Kolları Genel Başkanımız burada. Kendileri çalışmışlar, bize önerdiler. Dedik ki çok iyi olur. AK Parti dahil bütün partilerin Kadın Kolları Genel Başkanlarına çağrıda bulunduk. Gerekirse tek tek ziyaret edecekler. Bu hafta olayı kınayan eylem de yapacaklar ama esas olarak da tüm siyasi partilerin, kadın örgütlerinin peşine koşup diyecekler ki gelin bu İstanbul Sözleşmesi'ne dönelim. Eğer kadınların uzattığı bu eli, siyasi görüşü ne olursa olsun, Allah var, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığında ben AK Partili birçok kadın milletvekilinin ne kadar üzüldüğünü, gücümüz yetmedi dediklerini, kahrolduklarını biliyorum. Ama bir sessiz çoğunluk ve bir yandan da kadını Bakanlar Kurulu görevlendirirken sadece Aile Bakanlığı'na layık gören, 17 bakanlığı erkeğe veren, kadının yerini aile ev diye gören anlayış bu memlekete bunu yaptı. Türkiye'nin bütün kadınları, biz bu mücadeleyi elbette iktidar olduğumuzda ilk 10 günde, aslında hepimiz biliyoruz ki bir imzayla çıkılamaz, aslında hukuken uluslararası hukuk açısından zaten yürürlükte, ama bu işe bizim iktidarımızı yapılacak ilk genel seçimi beklemeden şimdiden kim el veriyorsa elini tutacağız. Omuz omuza vereceğiz. Çocuk istismarcılarını, narinin katillerini, kadın katillerini bir daha gün ışığı görmemek üzere ne yapılması gerekiyorsa biz buradayız. Hep birlikte çalışıyoruz. Bir de Tayyip Bey'e bir şey söyleyeceğim. Sayın Erdoğan, seçimden önce çok söz verdin. Emekliye enflasyonu ezdirmeyeceğim dedin. İnim inim inliyorlar. 12.500 lira. Asgari ücrete 4 kere zam düşünülür dedin. 4'ü bırak, bu sene ikinci zam mı yapmadın? 17.000 lira verildiği günün 17.000'i düşmüş 11.200 liraya. Diğer taraftan depremzedeye söz vermişsin. Birazdan bahsedeceğim. Ne evlerini verdin, ne verdiğin sözlerin geri kalanını tuttun. Tuta tuta verdiğin sözlerden bir Hüdapar'a verdiğini mi tutacaksın? Madem hiçbir sözü tutmuyorsun, şu Hüdapar'a, şu kadına karşı şiddeti meşrulaştıranlara, domuz bağcıların avukatlarına verdiğin söz lanet olsun, tutma o sözü artık. Kıymetli grubumuz birazdan benim de katılacağım bir
oturuma katılacak. Önerimiz o yönde, o yönde ilerlemesini de bekliyoruz. Bir kapalı oturum yapılacak. Sebebi geçtiğimiz hafta bu meclisin açılışında bu ülkenin cumhurbaşkanı bu meclisin kürsüsünden çıktı, dedi ki İsrail'in bir sonraki hedefi biziz. Bu laf öyle laf olsun diye söylenmiş bir laf değil. Söylendiğinde arkası boş bırakılacak bir laf değil. Bu ülkeye diyorsun ki İsrail Filistin'e yaptığı saldırıdan, Lübnan'a yaptığı saldırıdan sonra bize de saldıracak, bize de füze atacak, bize de savaş ilan edecek. Ve sonra dönüp arkanı gidiyorsun. Bu o kadar kolay değil. Böyle bir tehdit var mı? Biz kapalı oturumda çok daha net değerlendirmelerde bulunacağız. Ama söyleyelim, Türkiye gibi bir ülke, böyle güçlü bir ülke, bu kadar kahraman bir ordu, uluslararası NATO başta olmak üzere yapılardaki NATO'nun 4. 5. madde yükümlülükleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, tehdit olacakmış da, bunun akla yatar tarafı yok. Söyleyen kahvede biri olsa deli misin derler. Ama söyleyen cumhurbaşkanı olunca gel anlat dedik. Kendisini davet ettik. Tabii bu meseleyi Netanyahu'nun canlı yayında dinlemesini hiçbirimiz istemeyiz. Kapalı oturalım yapalım, gel anlat dedik. Şimdi kendi gelmedi. İki bakanını yolladı. Ve birazdan iki bakanı gelecek ve bize bu konuda bilgilendirme yapacak. Ama önce şunu söyleyeyim. Kıbrıs Barış Harekatı'na hareket için talimat verildiğinde meclis acil ve kapalı oturuma çağrıldı. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan meclisi bilgilendirdi. Harekatın fiilen başladığı ve siyasi hedeflerin belirlediği asgari sınırlara yaklaşıldığı ilk günün sonunda meclis bir daha oturuma çağrıldı. Başbakan Bülent Ecevit tarafından meclis bilgilendirildi. O toplantılarda çıkışta muhalefet lideri Süleyman Demirel çok açık, net bir bilgilendirme yapıldığını, hükümetin devlet adabına uygun davrandığını, bundan sonra Türkiye'nin iktidarıyla muhalefetiyle tek yürek olduğunu söyledi ve yürüdü. Şimdi bu toplantıya giriyoruz. Bu toplantının tutanakları 10 yıl açıklanamayacak. Yani içeride söyleneni dışarıda söyleyemezsiniz, söylememelisiniz, söylemeyeceğiz. Ama içeride söylenmeyeni gelip burada ifşa ederiz. Çünkü kimse İsrail'in Türkiye'ye saldırması gibi yakın bir tehdit, orta vadeli bir tehditi görmezken bir yandan da 22 yıl sonra 31 Mart'ta seçim kaybetmişken, o günden bugüne hep ikinci partiyken, ekonomiyi çözemiyorken, enflasyonu düşüremiyorken, ya her şey ataş pahasıyken, vatandaşa yapılan bütün anketlerde birinci sorun ekonomi, ikincisi işsizlik, üçüncüsü geçim sıkıntısı çıkıyorken, güvenlik kaygısı en dipteyken, devletin başındaki cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı şapkasıyla parti başkanı refleksi gösteriyorsa ve bir güvenlik kaygısı üzerinden açsınız, yoksulsunuz, İşsizsiniz ama arkama geçmelisiniz, tehlike büyük, İsrail saldıracak diyorsa, o zaman iş başka. O zaman onun için zaten dedik, gel kapalı oturumda anlat, ikna et, gereğini yapalım. Yok, televizyonda gördüklerimizi göreceksek, İsrail'deki bir iki meczubun attığı tweetten Türkiye'yi de hedefleyen büyük İsrail haritasıyla tehdit büyük diye bir şeyler göreceksek, o zaman kimse kusura bakmasın. Şu numarayı da kimse bu millete yutturamaz. Onu ülkesinin ve Avrupa'nın
canını okuyan Hitler şöyle yapıyordu. Alman çocuklarının tereyağına değil, Alman tanklarının gresyağına ihtiyacı var. Çocuklarınızın beslenmesine isyan etmeyin. Önce Alman tankları güçlü olsun, çocuklar elbette tereyağına kavuşur. Bu yaklaşım Türkiye siyasetine dış tehdit diye yaklaşıp da bu meseleyi bu noktaya getirme noktasında bir hesap içeriyorsa o hesaba teslim olmayacağız. Herkes aklını başına alacak. Bu ülkenin gerçek sorunlarını kimseye örttürmeyiz. Kimse. Biz bir yıl önce gecenin bir yarısı 7 Ekim akşamı 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece Hamas'ın İsrail'in sivil hedeflerine bombalı saldırı yapmasını kınadık. Bu terör eylemi dedik. O günden bugüne vay siz Hamas'a terörist mi diyorsunuz? İsrail'deki sivillerin üzerine attılar. Sonra o günden sonra İsrail göya kendini savunmak için göya meşru müdafaa hakkı diye o günden beri katliam yapıyor. Soykırım yapıyor. 47 bin çoğu kadın ve çocuk 47 bin kişinin canına kastetti, öldürdü onları. Dünya kadar engelli bıraktı, yaralı bıraktı ardında. Dünyadaki bütün sol sosyal demokrat liderlere mektup yazdım. İkinci başkan olduğum, başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonel'de hem İspanya'nın hem Baltık ülkelerinin, İskandinav ülkelerinin İsrail'i kınaması, Filistin'i tanıması için mücadele verdim. Almanya'da Alman Sosyal Demokratlarının kongresinde kendi dillerinde tane tane bu işe müsamaha gösterilmemesini söyledik. Son çağrımız Ramallah'ta Sosyalist Enternasyonel'i toplamaktır. 77 ülkeden partiyiz. Bunların hepsi burada duruyor. Bu mücadeleyi veriyoruz, vermeliyiz. Ama bir yandan da tabii ki 1967 sınırında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin bizim meselemizdir. Bizim davamızdır. Ecevit'in davasıdır. Değerli izleyiciler, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla CHP'nin meclis grup toplantısında konuşuyor. Ekranlarınıza getirdik önemli bir bölümü. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar gündeme dair en önemli gelişmelerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in meclis grup toplantısından da önemli bir bölüm ekranlarınıza getirdik. Ve gündemimizde çok önemli bir konu var dedik. Özellikle kadın cinayetleri, son yaşanan olaylar neticesinde Discord diye bir platform gündeme geldi. Bununla ilgili bakanın da açıklamaları vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yasaklayacak mısınız Discord'u dedi. Biz yasaklayıcı bir zihniyete sahip olmak istemiyoruz ama araştırıyoruz dedi. İşte Discord nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bu işin uzmanıyla konuşacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Murat Kırık hocamıza. Çünkü kendisi bu yoğun vaktinde bize fırsat ayırdı. Bu fırsatı verdiği için kendisi iletişim uzmanı değerli izleyiciler. Dijital iletişim uzmanı ki kendisiyle ilgili sürekli bu konuları konuşuyoruz. Sağ olsun tüm Türkiye'yi bilgilendirmeye devam ediyor hocam. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim Bey. Değerli Kanal 3 izleyicilerine de güzel bir mutlu bir gün dileklerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun hocam. Bu Discord olayından başlayalım hocam. Amerikan menşeli olduğunu biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Evet, ne oluyor? Ne bitiyor bu Discord'da? Bütün katiller orada mı toplanıyor? Evet.
Şimdi Selim Bey şöyle söyleyelim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2015 yılında kurulmuş Amerikan menşeli bir sosyal medya mecrası olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz görüntülü konuşma gerçekleştirdiğimiz Skype uygulamasının alternatif bir platform olarak geliştiriliyor. Burada kullanım sayısına baktığımızda da 300 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu da dikkat çekici bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin burada yoğun zaman harcadığını görüyoruz. Birçok uygulama sıralı yani sınırlı ve süre olarak kısıtlı olmasına rağmen burada sınırsız bir yayın yapma hakkınız, görüşme hakkına sahip oluyorsunuz. Hatta işte bu Zoom platformu vardır biliyorsunuz. Orada da işte online dönemde dersler gerçekleştirilmişti. İşte dediğim gibi eğitimler verilmişti, toplantılar düzenlenmişti. Onun gibi bir platform düşünün. Sesli, görüntülü ve metinsel olarak bu işi gerçekleştirebildiğiniz, yazışabildiğiniz, konuşabildiğiniz bir sistemden bahsediyoruz burada. Burada sunucular var. Sunucuların bir yöneticisi var. Sunucuların altında sesli, görüntülü kanallar oluşturabiliyorsunuz. Bunu diğer platformlardan ayıran en temel etmen bu. Hem sesli, hem görüntülü, hem metinsel olarak iletişim kurabilme şansına sahip oluyorsunuz. Burada anonim dediğimiz kimliklerle var olabiliyorsunuz. Zaten sanal çetelerin burayı tercih etmesinin altında yatan en temel etmenlerden biri de bu Selim Bey. Çünkü anonim çeteler burada isimlerini ifade etmeden, ifşa etmeden açık bir şekilde kişileri, kullanıcıları, özellikle çocukları, gençleri tehdit edebiliyorlar. Önce nasıl oluyor diye soracak olursanız sanal ortamda birçok bildiğimiz popüler sosyal medya mecrasından ulaşıyorlar sizlere. Bir şekilde oyunlar üzerinden iletişim kuruyorlar. Daha sonra sizlere Discord kanallarına davet ediyorlar. Discord platformlarına davet ediyorlar. Ve bundan sonraki süreçte aslında çeteleşme dediğimiz o çalışma başlamış oluyor. Yani bir çocuğu tuzağa düşürmek için kişisel verilerini kullanıyorlar. Annenin ismi bu, babanın ismi bu, adresi bu diyorlar. Ve bundan sonraki Selim Bey şöyle düşün, 12-13 yaşındaki bir çocuk annesinin babasının zarar görmesini ister mi? Ne yapıyor? İşte diyor ki tabii ki istemez. Yani kendine zarar ver, şuranı yak, efendim şuranı çiz, arkadaşına zarar ver, bunun kaydını al, bize gönder. Bunları yaparsan diyor biz seni aramıza alacağız. Hocam biraz mavi balina oyununa benziyor sanki bu. Ya aynen öyle. Burada da aslına bakarsanız yöneticilerin böyle çok kontrol dışı istemleri söz konusu olabiliyor. Zaten önce tehdit ve şantaj yoluyla giriyorlar. Daha sonra bir yazılım göndereceklerini ifade ediyorlar. Özel bir yazılım olduğu ifade ediliyor. Aslına bakarsanız o yazılım çocukların telefonlarına sızılmasını sağlıyor. Telefonu sızılınca biliyorsunuz hani banka dolandırıcılığında olduğu tabii gibi uzaktan iletişim sağlandığı için özel bilgileri, verileri, fotoğraflarına ulaşıyorlar. Onlar üzerinden tehdit ediyorlar. Bir de çocuk içe kapanıksa, aile içi iletişimi kuvvetli değilse tamamen bunların tuzaklarına düşmüş oluyor. Hatta tuzağa düşen çocuk ve genç daha sonraki süreçte Selim Bey başkalarını da getirmiş oluyor. Çünkü diyor ki bundan kurtuluşun yolu başkalarını da buraya getirmen oluyor. Böylece siber zorbalık giderek artış göstermeye başlıyor. Selim Ahmet'i, Ahmet Mehmet'i, Mehmet işte Ayşe'yi, Fatma'yı derken bir anda bakıyorsunuz bu çetenin üyeleri giderek artış göstermeye başlıyor. Yani kendini kurtarmak için başkasını o zincirin halkası haline getiriyor. Dolayısıyla Selim Bey bu şu an ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Normalde BTK'nın bu tarz sitelere erişim yetkisi bulunuyor. Normalde Ağustos ayında BTK'dan böyle bir açıklama gelmişti. Bu siteyi mercek altına aldığı şeklinde. Sonra biliyorsunuz bu farklı olaylar patlak vermeye başladı. Cinayetler, evet, şantaj ve tehdit olayları bildiğiniz üzere ortaya çıkmaya başladı. Tabii onların altında yatan farklı etmenler de söz konusu. Fakat burada en önemli husus anonim olunması, kanalların gizli bir duruma alınabilmesi, el altından linkler aracılığıyla sunulması, tehdit ve şantaj yoluyla bazı işlemlerin gerçekleştirilecek olması Selim Bey, bizi bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi oluyor. Şimdi burada farklı amaçlarla da kullanıldığını görüyoruz. Yani hani bu uygulamayı bir şekilde eleştiriyoruz. Neden eleştiriyor? Çünkü filtreleme ve denetim mekanizması istenilen ölçüde değil. Yani böyle bir görüntü, böyle bir görsel çıkıyor. Bu uygulama neden iç denetime sağlanmıyor? Yani hep biz devletten bekliyoruz. Yani bu gerçekleştirsin bunu vesaire diyor ama şimdi ben zamanında TikTok'tan daha tehlikeli platformlar var dediğimde insanlar bana hak vermiyordu. Yani bundan daha kötüsü olabilir mi diyorlardı Selim Bey ama şu an gördüğünüz gibi ondan çok daha tehlikeli. Şu anda da ismini vermek istemedim. Çünkü verdiğim an Selim Bey oraya da yönlendirme yapmış olacağım. Hani bu şu an biliyorsunuz erişim engeli olacağı ifade ediliyor. Ben erişim engelinin yeterli olacağını düşünenlerden değilim. Yani bu mecralara erişim engeli konulunca ben de aynı fikirdeyim. Neden? Ama onu da söyleyeyim. Şimdi diyebilirler ki ya bu kadar olay oluyor. Ama Selim Bey o kapatılacak başka bir platform var. Zaten orada da bu işlemler şu an
üzülerek söylemek gerekir ki gerçekleştiriliyor. Bizim buradaki derdimiz sinekleri öldürmek mi yoksa bataklığı kurutmak mı? Hocam Discord'dan bahsediyoruz ya, bir olay olduğu zaman duyabiliyoruz. Hani diğer alternatif platformlar var dediniz ya, isim olarak söyleyecekleriniz var mı şimdiden? Ya mesela Kik platformu var mesela Kit. Baktığınızda şu an. Evet, Kik platformu var. Evet, aynı öyle. Burada da efendim aynı durumlar söz konusu olmaya başladı. Özellikle çeteleşmenin, sanal çeteleşmenin bu tarz noktalara gittiğini görüyoruz. Yani umarım yanılırım ve bundan sonraki süreçte buralarda herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Ama bu işte sanal devriye dediğimiz, özellikle siber suçlarla mücadele daire başkanlığının oluşturmuş olduğu sanal devriyelerin çok daha aktif bir şekilde bu mecralarda yer alması Selim Bey son derece önem arz ediyor. Neden diyecek olursanız, bakın şöyle düşünün, burada özellikle ebeveynler elbette ki ekran kullanım sürelerine bakacaklar, çocuklarla iletişim kuracaklar, ama her an takdir edersiniz ki çocuklarla yan yana olamıyorlar ebeveynler, anneler, babalar. Dolayısıyla böyle bir engel ve tehdit varsa, bizim 2020 yılındaki çıkan yasamız, sosyal medya yasamız var. 7253 sayılı sosyal medya yasamız var ve 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunda katalog suçlar yer alıyor. Çocukların cinsel istismarı bu kapsamda değerlendiriliyor. Zaten bunlar bir suç teşkil ediyor. Burada tabii ben burada geçmişte yaşanan olaylardan örnek aldım. Eskişehir'de hatırlarsanız bir olay yaşanmıştı. Yine bir oyun karakterine özenen bir kişinin, şahsın 18 yaşındaki bir gencin eline bıçak alarak gelişigüzel bir şekilde salladı ve bunları kayıt altına aldığını görmüştük. Çocuklar dijital ortamda çok daha büyük riskler ve tehditler altında karşı karşıya. Bir de siz aile içi iletişimi bıraktığınızda, yani akşam durumunu sormuyorlar. Hafta sonu geliyor, bir ortak etkinlik, aktivite düzenlenmiyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar bağımlılığı, hep çocukları eleştiriyoruz, gençleri eleştiriyoruz ama üzülerek söylemek gerekir ki ebeveynlere de kıymetli Selim Bey sirayet etmiş durumda. Bu durum nedeniyle zaten aile içi iletişimin bozulması aileyi bozdu. Aile yapısını bozduğunuzda toplumsal yozlaşma meydana gelir. Ve bu toplumsal yozlaşma ister istemez ülkeyi de böyle tarz durumlarla karşı karşıya bırakır. Bizim biliyorsunuz ki Türk aile yapısı son derece önemliydi Selim Bey baktığınızda. Evet. Ama bu dijital mecralar, üzülerek söylemek gerekir ki, aile birlikteliğini, bütünlüğünü bozdu. Ailelerin bile kimde anlık mesajlaşma uygulaması grupları var. Buralardan iletişim kurmaya başladılar. Eskiden yüz yüze gerçekleştiren iletişim bu noktaya evrilmeye başladı. Hocam bayramlarda bile WhatsApp'tan kutluyoruz bayramları. Çok doğru söylediniz. Şimdi ben bunları söyleyince, çağ değişti, teknoloji gelişti. Dolayısıyla artık bunlar normal deniyor. Bakın ben zaten bu alanda çalışan bir akademisyenim. Bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Asla söylemiyorum ama çocuk ilgiye, sevgiye, şefkate muhtaçtır. Siz aile olarak ilgiyi, sevgiyi göstermediğinizde işte o sanal çetelerin kucağına düşürmüş olursunuz. Fiziksel çetelerin yerini artık sanal çeteler almaya başladı. Fiziksel olarak çok rahat takip edebilme şansınız söz konusuydu. Bu çeteleri tespit edebilme şansınız söz konusuydu. Ama sanal çeteler özellikle Discord gibi platformlarda ortaya çıkıyorlar. Bunlarla ilgili çok fazla oyun var aslına bakarsanız. Farklı oyunlar üzerinden de bunlar oluyor. Senin de dönem dönem biz bunları da aslında bakarsanız aktarıyoruz, ifade ediyoruz. Buradaki sorunların, sıkıntıların neler olduğunu ben nacizane elimden geldiğince aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum. TBMM, Dijital Mecralar Komisyonları'na bunu ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü sanal ortam gerçekten görmediğimiz risk ve tehditlerle karşı karşıya. Gündeme geldi ve şu an biz farklı kavramlarla mesela tanıştık. Mesela evet. Bu olayların altında yatan temel etmenleri, farklı gruplaşmaların yaşandığını gördük. Yaşanan olaylar açısından değerlendirdiğimizde, cinayetler açısından değerlendirdiğimizde düşünün. Öyle demek ki tehdit edici unsurlar var ki Selim Bey, bir genci ayağına kadar getirebiliyor bir insan. Bu bence üstünde durulması gereken temel konu. Kesinlikle. Demek ki elinde ne kadar önemli bir şey var ki kendisine bağımlı ve sapkın olduğunu bildiği bir kişinin, erkeğin ayağına kadar gidebilen bir genç kızdan bahsediyoruz. Demek ki Selim Bey neler yaşanmış, neler olmuş, bu olayın arka planında neler var? Bence bunların ciddi manada araştırılması ve sorgulanması gerekiyor. Bu sanal çetelerin varlığının tespit edilmesi BTK tarafından erişim engeli elbette ki getirilebilir. Ama burada bizim derdimiz şu olmalıdır. Bunlar da eğer günlük erişimi 1 milyondan fazla sosyal medya mecralarıysa ve bu kapsamda yer alıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına uymakla yükümlüdür, mükelleftir.
Mesela şimdi ne oldu? Telegram'ın kurucusu Durov Fransa'da gözaltına alınmıştı. Ve daha sonra efendim Telegram da biliyorsunuz çok önemli bir mesajlaşma uygulaması. Dünyada 1 milyar, Türkiye'de ise 8 milyon kullanıcı sayısına sahiptir. Orada da biliyorsunuz yasa dışı işlemler, evet, kimi zaman silah satışı, yasa dışı faaliyetler, illegal, yasa dışı bahis, kumar vesaire olaylarının döndüğünü de zaman zaman ben aktarmaya çalışıyordum. Şimdi yavaş yavaş bunlar medya gündemine gelmeye başlayınca insanlarda bir bilinçlenme meydana gelmeye başladı. Tabii devletin kurum ve kuruluşları da bunlar gündeme geldikçe artık çok daha sıkı tedbirler ve önlemler almaya başladılar. Bu çağ, dijital çağ, dijital ebeveyn olmak son derece önemli. Ebeveynlerimize bu kere çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Yani bugün Discord'u konuşuruz, yarın Telegram'ı konuşuruz, yarın Kiki konuşuruz. Bu mecraların sayısı saymakla bitmez. Yenileri açılacak zaten hocam. Evet, aile çocuğun telefonunu alacak. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bir aile çocuğun telefonunu almıyor ve bunu özgürlük olarak nitelendiriyorsa, Selim Bey, bakın tabii ki çocuğun iletişim hakkı vardır, belli özgürlükleri vardır. Hocam ama tuşlu telefona nasıl bakıyorsunuz? Ya açık söyleyeyim şimdi Selim Bey, diyebilirsiniz ki yani bu çağda tuşlu telefona tekrardan dönüş mü gerçekleştirilecek? Şimdi açıkçası şu an zaten askeriyede bu tuşlu telefonlar biliyorsunuz, evet, kullanılıyor. Ama evet, yani onun da aslında bir istihbarat amacıyla, bir güvenlik önlemi amacıyla kullanıldığının altını çizmemiz gerekir. Çünkü dediğim gibi telefon demek dünya demektir. Akıllı telefon demek dünya demektir. Her şeye ulaşım, erişim hakkı vermektir. Fakat şu an hani çağımız itibariyle birçok aplikasyon, birçok uygulama buradan olduğu için günümüzde sanki o artık bir ütopik bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani olabilitesi ben çok hani düşük görüyorum. Hani çocuklardan haberdar olmak istiyoruz ya, eğer öyleyse eline tuşlu telefon verin demek istiyorum. Ha evet, yani ha evet, o açıdan yani çocuklara şimdi onu bulmak da zor Selim Bey, öyle söyleyeyim yani. Hocam katılıyor, ben baktım. Çocuklara da alacağım yani, önümüzdeki hafta kısmetse. Siz yani düşünüyorsunuz kendi adınıza. Hocam düşünüyorum. Hem sınavlar etkileniyor, hem bu tehlikeler baş gösteriyor. Başka çare bulamadım. Yok tabii Selim Bey, ama şöyle de düşünmek lazım. O da çevresiyle, arkadaşlarıyla sürekli etkileşime girdiğinden dolayı... Bana ne cevap verdi biliyor musunuz hocam? O telefonu alırsam ben hiçbir yerde onu çantamdan çıkarmam dedi. İşte yani maalesef öyle, böyle de bir durum var. Bu biraz dediğim gibi dijital okuryazarlık eğitimiyle doğru orantılı. Bakın şu an müfredat çalışmaları var Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Umuyorum bu bizim sesimiz duyurulur ve Milli Eğitim Bakanlığı dijital okuryazarlık dersini zorunlu bir hale getirir. Çocukların, ailelerin bilinçlenmesi adına ben belediyelere de çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü düşünüyorum. Tamam, Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara bu tarz eğitimler, dersler koyabilir ama peki ebeveynler ne olacak Selim Bey? Ebeveynlere de o zaman ne yapacak? Devletin kurum kuruluşları, belediyeler ne yapacaklar? Bir konser düzenleyeceğini ne yapacak? Dijital okuryazarlık eğitimi ne verecek. Ne güzel söylediniz bunları hocam. Ne güzel aynen söylediniz. Aynen öyle yani. Hani. Keşke bunları yapsalar Selim Bey. Gerçekten bakın bu çok daha faydalı olacak. Kesinlikle. Buradaki temel amaç toplumu bilgilendirmek mi? PR yapıp reklam yapmak mı? Yani bence buradaki ayrımı iyi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün. Biz bu geminin içerisindeyiz değil mi? Selim de var, Murat da var, Ahmet de var, Mehmet de var, Cuma da var, Ayşe de var, Fatma da var. O zaman ne yapacağız? Gemi bir yerden su alıyorsa o suyu aldığı yeri bulup oraya tampon uygulayacaksınız ya da o kısmı değiştireceksiniz. O yüzden burada da şu an dijital okuryazarlık, dijital bağımlılık konusunda bu noktadayız. Ülke olarak bu noktadayız. O zaman ne yapacağız? Neşleri yerinde vurmamız, kangren olmadan bunu halletmemiz gerekli diye düşünüyorum. Bu çözüm, sorun da burada belli. Çözüm yolları da aslında belli. Topyekun seferberlik dediğimiz kavramın oluşması gerektiğini düşünüyorum. A'dan Z'ye, devletinden vatandaşına. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Selim Bey göreceksin. Sadece Selim'in kızı ya da oğlu değil, Murat'ın kızı ya da oğlu değil. Herkesin, bütün ebeveynlerin bu konuda ortak bilince ulaşması son derece önemli. Yoksa çocuklar birbirlerine etkileniyorlar. Yani onda diyor en son model telefon varken diyor ben neden tuşlu telefon kullanayım? O çocuğa da ben hak veriyorum. Şimdi günümüz dijital çağda ben şimdi ne diyeyim Selim Bey? O da kendi açısından haklı ama aile içi iletişim kuvvetlendirilmeli. Çocuğun telefonuna hangi uygulamalar indirilmiş? Ekran kullanım süreleri ne kadar? Hangi uygulamada ne kadar vakit geçirilmiş? Çocuk telefonu ailesine vermiyorsa aile mutlaka şüphe etmeli. Bilin ki burada çocuğun sakladığı, gizlediği, ailesiyle paylaşmak istemediği bir şey var. Ailesiyle açık iletişim kuran bir çocuk tehdit ya da şantaja uğradığında ya da böyle bir olayla karşı karşıya kaldığında doğrudan ebeveynlerine söylüyor zaten. Annesine babasına söylüyor. Ama anne ve baba korku salarak işte tabiri caizse bu yasaktır,
bu şöyledir böyledir deyip ödül ve ceza yoluna gitmeden doğrudan bir baskı mekanizmasını oluşturuyorsa çocuk da üzülerek söylemek gerekir ki sosyalleşmeyi sanal ortamda aramaya başlıyor ve sanal ortamda da üzülerek söylemek gerekir ki ortak beğeniler, ortak oyun alışkanlıklarında böyle çetelerin tuzağına düşmüş oluyor. Kimi zaman aşk ve sevgiyle kandırıyorlar, kimi zaman oyunla kandırıyorlar, kimi zaman oyun içerisindeki bir krediyle kandırıyorlar, kimi zaman kişisel bilgilerini, verilerini ele geçirerek 12-13 yaşındaki çocuklara Instagram'dan yazıyorlar, Facebook'tan yazıyorlar, WhatsApp'tan yazıyorlar, bilgiler elimizde diyorlar Selim Bey, işte şu evde oturuyorsun, TC kimlik numaran bu diyorlar. Bu sayede işte dediğim gibi daha sonra onları Discord'a çekerek işte ekranda gördüğünüz görüntüler gibi bir de bunları kayıt altına alıyorlar, ekran kaydı alıyorlar. İşte ne yapıyor? Kutsal değerlere mesela saygısızlık gerçekleştirip bunu kayıt altına alıyorlar. Evet. Bunları yayınlayacaklarını söyleyerek ciddi manada tehdit ediyorlar, şantaj gerçekleştiriyorlar. Şimdi ne olacak? Aileler bazıları farkında, bazıları farkında değil. Farkında olan ailelere ben şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Madem bunun farkındasınız, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hocaları var tüm okullarda. Onlardan gerekirse destek alın. Eğer çocuklarınızda ciddi bağımlılık söz konusuysa gidin Yeşilay'a bunları gerçekleştirin. Yani Selim Bey sorun belli, çözümü de belli. Yapacak bu konuda, çok şey var hocam. Evet yapacak çok şey var. Yani çok haklısınız yani. Dolayısıyla Selim Bey medya da çok önemli. Dördüncü kuvvet durumunda bunların gündeme gelmesi, bunların tartışılmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar tartışılmazsa, konuşulmazsa üzülerek söylemek gerekir ki bu çeteler eline kolunu sallayarak, anonimliklerine güvenerek bu işlemleri gerçekleştirecekler. Bundan kaynaklı kıymetli Selim Bey sizlere de teşekkür ediyorum. Umarım daha sonraki konuları da bu şekilde, aynı şekilde ele alır. Seve en azından çocuklarımızın hocam kurtarılması noktasında bizler de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en azından bu sayede getiririz gibi. Kapımız size her zaman açık. Sizin gibi bu konularda bilgi sahibi olup bizleri hem rehber olup o yönde ilerlememizi sağlayan hem de psikolojik destek bile sağladınız bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman isterseniz hocam kapımız açık. Çok dolusunuz biliyorum ama fırsat buldukça da bu bilgileri paylaşmak dediğimiz gibi bizim görevimiz. Allah sizden razı olsun. Şunu da diliyorum ki inşallah devlet sizinle temasa geçip İyi bir yerde görev verir ki gerçekten bu işler bir an önce halledilmeli hocam. Ben bunu istiyorum. Kusura bakmayın. Sağ olun Selim Bey. Benim öyle bir derdim söz konusu. Hocam bu dert değil ama bu olması gereken bir şey. Sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun. Evet, en azından şunu diyelim son cümle olarak. Selim Bey farkındalığı oluşturmak çok önemli. Burada da sizin gibi değerli medya mensuplarına ve medya kuruluşlarına çok büyük görev sorumlulukları düşüyor. Ben de bir iletişim akademisyeni, iletişim profesörü olarak sizlere ve Kanal 3'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel, mutlu bir gün dileklerimi iletiyorum. Sevgiler, selamlar çok efendim. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun, var olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, sizlere de. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Ali Murat Kırık. Kendisi dijital iletişim uzmanı, Marmara Üniversitesi'nde akademisyen, bütün televizyon kanallarında görüyorsunuz. Biz yıllardır tanışıyoruz. Kendisi o kadar yoğun ki ısrar ettik. Yayın yönetmenim Cuma'da kendisiyle iletişime geçti. Hemen arada derede alalım dedik ama şu 15-20 dakika içerisinde neler neler öğrendik. Birçok da yol gösterdi kendisi. Sağ olsun, var olsun diyelim. Aman çocuklarımızı koruyalım. Aileler olarak şunu yapmayalım ya Allah aşkına. Elinde telefon ananın babanın. Kızım telefona bakma, dersine bak. Oğlum telefonu, ya sen yapmayacaksın önce. Çocuğunla iletişim kuracaksın. Ondan sonra çocuğundan isteyeceksin diyelim. Hadi piyasanın rakamlarına gidelim. Bakalım piyasanın rakamları bize ne anlatıyor? Yönetmenin duygu ekranlara getiriyor. BIST endeksi 9066 puanda. Dünle bugün arasında ufak tefek farklılıklar var. Ama yatay bir seyir hala hakim. Amerikan doları 34 lira 27 kuruşta. Euro 37 lira 70 kuruşta, İngiliz sterlini de 44 lira 91 kuruştan işlem görüyor. Piyasalara altınla devam edelim. Altın piyasalarda son durum önemli. Gram altın 2910 liralarda, düne göre bir nebze de olsa düşüş var. Gerçi bütün altın enstrümanlarında düşüş var. Çünkü başı ons altın çekiyor. Dünya genelinde ons altında 2641 dolarda. Çeyrek altın 4971, yarım altın 9957, tam altın 19838 liradan satılıyor. Son olarak kripto piyasasına bakalım. Kripto piyasasında Bitcoin 62.385, yaklaşık 1000 dolarlık bir azalış var düne göre. Bitcoin
Bu işin lokomotifi altcoin'ler geliyor sırayla. Bitcoin düşünce altcoin'lerde genel olarak onu izlediği için Ethereum'da da düşüş var. 2424 dolarda XRP, Ripple 0,52 dolarda, Solana'da 143 dolardan işlem görüyor diyelim. Ekonomiden aktaracaklarımızla devam edelim. Dün yayınımızın başında söylemiştik. Saat 10'da başladı diye. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Yine yayınımız içerisinde toplantı sona erdi. Toplantıyla ilgili bilgileri sizlere aktarmıştık. İşte bu toplantı önemli. Özellikle orta vadeli plan görüşülmüş ve ekonomi anlamında ülkemiz adına yapılması gerekenler masaya yatırılmıştı. Ne oldu, ne bitti? İzleyelim hadi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu yaklaşık bir ay aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada geçen yıl uygulamaya başlanılan ekonomi programının koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü ve olumlu sonuçlar alındığı belirtildi. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme daha dengeli bir kompozisyon sergilerken istihdam artmakta, işsizlik oranı tekhaneli seviyelerini korumaktadır. Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin de etkisiyle cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilemeye ve rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Kredi risk priminin düşmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının devam eden not artırımları makrofinansal istikrarın güçlendiğini göstermektedir. Programımız kapsamında uygulanan para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirilmektedir. Açıklamada toplantıda 79 adet eylem planının görüşüldüğü belirtildi. Söz konusu eylemlerin 31'i büyüme ve ticaret, 13'ü beşeri sermaye ve istihdam, 6'sı fiyat istikrarı ve finansal istikrar, 19'u kamu maliyesi, 10'u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer aldı. Temel amacın ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek olduğu belirtildi. Bir önceki programın devamı niteliğinde olan Eylül ayında açıkladığımız orta vadeli programın temel amacı sürdürülebilir dengeli büyümenin sağlanması, enflasyonun tekhaneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır. Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. Temel hedefimiz reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır. Fahiş fiyatla mücadele ediyoruz ama ne kadar başarılı oluyoruz bence olamıyoruz. Çünkü marketteki ürünlerin fiyatları artmaya devam ediyor. Artabilir diyebilirsiniz ama zaten fiyat fahiş. Aşağı inmeyeceğine göre en azından serbest kalmak durumunda. Ekmeğe de zam durumu söz konusu. Bakanlık hayır diyor, fiyat bu diyor ama gizli gizli zam yapan fırıncılardan bahsediliyor. İşte denetimler artıyor. Ekmeğe zam yapan fırıncıya 1 milyon lira tutarında ceza kesiliyor. Ticaret Bakanlığı ekmeğe gizli zam yapan fırıncıları uyardı. Fiyat tarifesini aşanlara 100 bin ila 1 milyon lira arasında idari para cezası verilecek. Ekmeklerin fiyat tarifeleri ticaret odaları ve esnaf odaları tarafından belirleniyor. Fırıncılarsa belirlenen tarifeler doğrultusunda ekmek satışı yapıyor. Ancak İstanbul başta olmak üzere 81 ilde fırıncılar belirlenen tarifelerin gerçek fiyatları yansıtmadığını belirtiyor. Un fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek zam talebinde bulunuyor. Fiyat artışı kararı olmamasına rağmen bazı fırıncılar ekmeğe gizli zam yapmaya başladı. Zam dönemi gelmeden ekmek fiyatları %25 arttı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak fırıncıları uyardı. Bakanlık, ekmek fiyatlarının toplumun genel refahını doğrudan etkilediğine vurgu yaptı, fahiş fiyatla mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi. Bu kapsamda ekmek fiyat tarifelerini aşan fırıncılar 100 bin ila 1 milyon lira arasında idari para cezasına çarptırılacak. Evet.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katılmıştı. Ardından da 2024-2025 yılı YÖK açılış töreni toplantısına katılıyor değerli izleyiciler. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde şu anda da kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyoruz şimdi. Değerli hocalarımıza ve gençlerimize üstün başarılar diliyorum. Burada öncelikle bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bizler dünyanın ilk öğretim merkezlerinin neşet ettiği medeniyetler beşiği olan Anadolu coğrafyasının bin yıllık sakinleriyiz. Ecdadımız kurduğu eğitim öğretim müesseseleriyle, yetiştirdiği ilim erbabıyla tarihin her dönemine ışık tutmuş, akla, bilime ve teknolojiye yön vermiştir. Örneğin Nizamül Mülk tarafından ilk olarak Bağdat'ta yaptırılan Nizamiye Medresesi, bugünkü manada kurulan ilk resmi eğitim yuvasıdır. Daha sonra Semerkant, Buhara, Kahire ve Kayrevan başta olmak üzere coğrafyamızın her yanında benzer eğitim merkezleri inşa edilmiştir. Endülüs'te İspanya sınırları içerisinde kalan Kurtuba'daki medreselerde Müslüman öğrencilerle birlikte Hristiyan öğrenciler de eğitim almıştır. Bu hakikati Ziya Paşa şöyle ifade ediyor: "Ger Endülüs olmasa ziyadar, kim Avrupa'yı ederdi bidar?" Yani eğer Endülüs ışık saçmasaydı, Avrupa'yı bilgisizlik uykusundan kim uyandırırdı? Evet, Avrupa'yı karanlıktan aydınlığa çıkaran Endülüs'tür. Yine Osmanlı'da Fatih medreseleriyle, Süleymaniye Külliyesi'yle hem dini hem de pozitif bilimler öğretilmiş, alimler ve eğitim müesseseleri her zaman himaye edilmiştir. Bakınız, burada Sultan Fatih'le Molla Gürani'ye atfedilen bir diyaloğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sultan Fatih bir hadiseden dolayı müderrislerden Hatipzade Muhiddin Efendi'yi görevinden azlediyor. "Seni müderrislikten azlettim. Çık git. Ne yaparsan yap," diyor. Bu hadiseyi duyan Molla Gürani Sultan Fatih'in karşısına dikiliyor. "Ya o azli geri alırsın veyahut biz bütün ulema senin ülkeni terk ederiz. Alimlerin kıymetini bilen başka bir hükümdarın diyarına gideriz," diyor. Bunun üzerine Sultan Fatih azil kararından vazgeçiyor ve Muhyiddin Efendi'yi vazifesine geri iade ediyor. Bu tasavvurdur. Söğüt'teki beylikten Cihan İmparatorluğu'na giden yolun mihmandarlığını böyle alimler ile alimlere karşı hürmetkar sultanlar yapmıştır. Benzer örnekler tarihteki diğer bütün devletler için de geçerlidir. Şunun bir defa hepimiz farkındayız. İlme, araştırmaya, bilime, düşünceye ve ilim erbabına verilen değer ne kadar büyükse bir ülkenin istikbali o kadar aydınlıktır. Bir millet insanlığın ortak bilgi birikimine katkıları oranında güçlüdür. Bilgiyi üreten, işleyen, geliştiren, yayılmasını sağlayan merkezler ise hiç şüphesiz üniversitelerdir. Akademi sadece bilgi aktarım yeri değil, aynı zamanda bir ülkenin ihtiyacı olan tüm fikri temellendirmelerin zeminidir. Bununla birlikte akademi bir ülkenin ihtiyacı olan pozitif
ve sosyal bilimlerin can damarıdır. Kıymetli hocalarım, bu anlayışla milletin teveccühüyle ülkeyi yönetme görevini devraldığımız günden beri gündemimizin en başına eğitimi yerleştirdik. Okul öncesinden başlayarak yüksek öğrenime kadar her aşamada Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesini temel önceliğimiz olarak belirledik. Çok geniş bir yelpazede bugün geriye doğru baktığımızda imkansız görünen nice düzenlemeyi kararlılıkla hayata geçirdik. 2002 yılında 76 olan yüksek öğretim kurumu sayısı bugün itibariyle 208'e ulaştı. Yine bu dönemde öğrenci sayısı, burası çok önemli, 2 milyondan 7 milyonun üzerine çıktı. Hem kuruldukları şehrin mirasını evrensel değerlerle buluştursunlar, hem de gençlerimize fırsat eşitliğini sağlasınlar diye her ilimize bir üniversite kurduk. Şu anda 81 vilayetimizin hepsinde üniversite var. İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illerimizde de üniversite sayıları ihtiyaca göre 2'ye, 3'e, 4'e yükseldi. Yüksek öğretim bütçesini 2002 yılında 2,4 milyar liradan 2024 yılında 341 milyar liraya getirdik. Üniversitelerimizin yaygınlaşmasıyla birlikte okullaşma oranı da arttı. 2003 yılında %15 olan yüksek öğretimde net okullaşma oranı %50'ye ulaştı. Kadınlarda yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı %14 iken bugün bu oran %51'i buldu. Göreve geldiğimizde 64 bin civarında olan öğretim elemanı sayısı bugün 185 bine çıktı. Böylece Türkiye öğretim elemanı sayısı bakımından OECD ülkeleri içinde 8. sıraya yükseldi. Üniversitelerimizdeki kadın öğretim elemanı oranı ise %46,5'la OECD ortalamasının 1 puan üzerindedir. Burada şunu da memnuniyetle vurgulamak durumundayım. Sayısal artış bilimsel araştırmalara da olumlu yansımıştır. Türkiye bilimsel yayın bakımından 29. sıradayken bugün 17. sıraya yükselmiştir. Bu artış oranı elbette önemlidir. Ama her zaman söylediğimiz gibi yeterli değildir. Türk üniversitelerine yakışan kısa vadede bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Cuma günü Teknofest Adana'da gördüğümüz manzara bu noktada bizlerin umutlarını daha da artırdı. 50 farklı kategoride 790 binden fazla takımın ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurduğu etkinlikte gençlerimizin ufkuna, heyecanına, azmine ve vizyonuna bir kez daha yakından şahitlik ettik. Üniversitelerimizden teknoloji, fikir ve teori üretmede, kavram üretmede insanlığın ortak mirasını geliştiren bilimsel tezler üretmede
kalitelerini göstermelerini bekliyoruz. Bu süreçte hükümet olarak her daim sizlerin yanında olacağımızı burada tekraren ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, üniversitelerde yaşanan değişimin bir diğer boyutu yabancı öğrencilerdir. 2002 yılında yaklaşık 16 bin olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 340 bini geçti. Bugün 198 farklı ülkeden gelen misafir öğrenciler Türk üniversitelerinde eğitim görüyor. Faşist çevrelerin propagandalarının tam aksine bu öğrencilerin neredeyse tamamı ülkemizde kendi imkanlarıyla okumakta, yani ücretlerini kendileri ödemektedir. Misafir öğrencilerin Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 3 milyar doları buldu. 2010'ların başında bu rakam sadece 200 milyon dolardı. Yani 15 kat civarında bir gelir artışı söz konusu. Ama buna rağmen Amerika, Avrupa, Avustralya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında önümüzde kat etmemiz gereken ciddi mesafeler var. Sistemin istismarına asla mahal vermeden üniversitelerimizin uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığı payı daha da artırmalıyız. Yüksek öğretimin altyapısında bunları yaparken öğrencilerimize yönelik destekleri de göz ardı etmedik. Yıllarca her akademik yıl başlayınca ülkenin en önemli gündemi üniversite harçlarıydı. Üniversitelerin içinde ya da dışında gösterilerle, basın açıklamalarıyla, kimi zaman şiddet içeren eylemlerle üniversite harçları protesto edilir. Bilhassa marjinal gruplar bu meseleyi sürekli istismar ederdi. Bizden önceki bütün hükümetlerin kulak tıkadığı bu soruna 2012 yılında üniversite harçlarını kaldırmak suretiyle çözüm üreten biz olduk. (Gülüyor) 28 Şubat zihniyetinin üniversitelerimize vurduğu en büyük darbelerden olan kat sayı adaletsizliğini ve kılık kıyafet yasaklarını ortadan biz kaldırdık. İkna odalarından geçilerek girilen üniversite utancına biz son verdik. Devrim yaptığımız alanlardan bir diğeri de yüksek öğrenim yurtlarıdır. Yurtlar konusunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemi ülkemize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 182 bin olan yurt yatak kapasitesi 22 yılda 810 bin ilave ile 993'e ulaştı. Yurtlarımızı içerisinde banyosu, tuvaleti, buzdolabı, interneti bulunan otel konforunda odalara dönüştürdük. Bu sene başvuran her 100 öğrenciden 96'sına yurtlarımızda barınma imkanı sağladık. Keza başvuran her öğrencimize burs veya kredi imkanı sağlayarak ekonomik açıdan kendilerini destekliyoruz. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin yüksek öğrenimde yakaladığı bu ivmede terörün, şiddetin, kavganın, çatışmanın ve uzun yıllar üniversitelerimizi esir alan ideolojik baskı ortamının ortadan kaldırılmasının çok önemli payı bulunuyor. Zira huzurun olmadığı bir üniversitede ne akademik eğitim olur, ne bilimsel çalışma, araştırma için mümbit ortam olur.
Türkiye bunun acısını özellikle 70'li yıllarda yaşamış ve bedelini çok ağır ödemiş bir ülkedir. Sizlerin de vakıf olduğu üzere geçmişte üniversitelerimiz vesayet odakları tarafından demokrasi ve hukuk dışı arayışlara alet edilmiştir. Gerek 27 Mayıs'a, gerek 12 Eylül'e, gerekse 28 Şubat dönemine giden yolun taşları, üzülerek söylüyorum, üniversiteler üzerinden döşenmiştir. Bu karanlık günler artık geride kalmıştır. Ülkemizin genelinde huzur atmosferi kökleştikçe üniversitelerimiz de asli vazifelerini daha iyi yerine getirmeye başladı. Bunun korunmasına ve geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Bu tarihi kazanımın kıymetini çok iyi bilmeli, üzerine hep birlikte titremeli ve kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmemeliyiz. Kaybedilen zamanı telafi etmek ve gençlerimizin hayalleriyle Türkiye'nin hedeflerini buluşturmak adına bu süreci layıkıyla değerlendirmeliyiz. Özellikle siz hocalarımızın çabaları, öğrencilerimizin de uyanık hareket etmeleriyle üniversitelerimizi bir daha eski kötü günlerine asla geri döndürmeyeceğiz. Üniversite olmanın gereği olan özgürlük ortamını geliştirirken terör örgütlerinin, marjinal yapıların gençlerimizi ideolojik kavgalarına meze yapmak isteyenlerin bu ortamı istismar etmelerine göz yummayacağız. Bu vesileyle şu çelişkiyi de ifade etmeden geçemeyeceğim. Sizlerin çok iyi bildiği gibi Türkiye fikir ve düşünce hürriyeti başta olmak üzere batılı ülkelerin çok sık eleştirilerine muhatap oldu, halen de oluyor. Yıllarca bize demokrasi dersi verdiler. Rektör seçimlerinden diğer konulara kadar pek çok başlıkta üniversitelerle ilgili ülkemize özgürlük dersi verdiler. Ama bize en üst perdeden ahkam kesenlerin Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük. Değerli dostlar, Gazze soykırımı Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir. Öyle utanç verici olaylara şahitlik ettik ki Gazze'de soykırım var diyen öğrenciler polis şiddetine maruz bırakıldı, yerlerde sürüklendi. Filistin için gösterilere izin veren rektörler istifa ettirildi, linç edildi, Amerikan Kongresi'nde sorguya çekildi. Barışçıl eylemlere katılan üniversite öğrencileri hayatınız boyunca iş bulamayacaksınız diyerek alenen tehdit edildi. En ufak bir eleştiriye, Filistin'le ilgili destek beyanına müsaade edilmedi. Siyonist sermayenin bağış fon adı altında dünyanın en iyi üniversitelerine hükmettiği inkarı mümkün olmayacak bir şekilde ortaya çıktı. Gazze soykırımında batılı yönetimler İsrail'i korumak uğruna özellikle itibarlarını kaybettikleri çok kötü bir sınav vermiştir. Değerli hocalarım, burada çok önem atfettiğim bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum. Üniversitelerimizin kanunda yer alan görevlerini yaparken gençlerimizin fikri tekamülleri ve karakter gelişimlerini de ihmal etmemesi mühimdir. Eğitim ancak milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır. Tarihini bilen, kendini bilen, özgüvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde yarınlarımıza güvenle bakabiliriz.
Gençlerimizin iyi eğitim almaları kadar vicdanlı, bilinçli, sorumluluk duygusuyla donatılmış olmalarını da aynı derecede önemsiyoruz. Bakınız son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Önceki ay Eskişehir'de cami avlusundaki insanlarımıza yönelik menfur bir saldırı oldu. Ardından İstanbul'da gencecik bir polis memurumuz alçakça şehit edildi. Geçtiğimiz cuma günü ise hayatlarının baharındaki iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Katledilen her iki evladımıza da Allah'tan rahmet, acılı ailelerine buradan başsağlığı diliyorum. Kimi zaman dijital platformlardan yayılan cerahatin, kimi zaman sapkın akımların, kimi zaman uyuşturucu illetinin, kimi zaman alkol belasının, kimi zaman televizyon dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman da infaz ve ıslah sistemimizdeki boşlukların, bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz. Üzülerek ifade ediyorum. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Millet ve devlet olarak bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak, batılı ülkelerin karşılaştığı sıkıntılarla bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Gençlerimizi modern, popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Özellikle milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır. Üniversitelerimizin daha fazla sorumluluk alması, kendilerine emanet edilen gençlerimize daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle gençlerimizin milli kimlik inşasına üniversitelerimizin katkı vermesi gerekiyor. Her zaman söylüyorum. Mazi ile ati arasında kuracağımız köprünün en önemli ayaklarından biri üniversitelerimizdir. Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlılığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir. Önümüzdeki dönemi tüm bu sorunların üzerine daha kararlı gittiğimiz gereken adımları atıp netice aldığımız bir döneme tahvil etmek istiyoruz. Bu süreçte üniversitelerimizden, siz hocalarımızdan ciddi manada destek bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha 2024-2025 akademik yılının hayırlı olmasını diliyor. Hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaat-ı Devletleri'ni bir müddet daha yüksek müsaadelerinizle sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimimiz, daha sonrasında da gerçekleşecek olan ödül törenimiz için efendim. Şimdi günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimlerini gerçekleştirmek üzere bir kez daha Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Erol Özvar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hemen hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini arz etmek isteriz. 1960'lı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk hava savunma sistemini geliştirmek üzere bir araya gelen ekip
31 Mayıs 1969'da Ordot adlı roketi gökyüzüne fırlattı ve Ordot'un başarısının ardından 1972 yılında TÜBİTAK tarafından SAGE olarak bilinen ve büyük başarılara imza atan Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kuruldu. Bugün savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımla destanlar yazan Türkiye'nin üniversiteden fırlatılan ilk resmi roketi Ordot'un orijinali 80 santimetre ve Ordot'un ölçekli modeli Sayın Cumhurbaşkanımıza Yükseköğretim Kurulu Başkanımız tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Efendim, bu vesileyle de yerli ve milli hamlede savunma sanayimizde emeği geçen tüm mühendislerimize saygıyla yad ediyor. Bir kez daha kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi izninizle gün anısına bir başka hediyemiz daha takdim edilecek. %90 fiziksel engeli bulunan Mertcan Altun kardeşimiz yapay zeka kullanarak hazırladığı tablo ve eserlerle Hollanda'da uluslararası bir sergide yer aldı ve engellerin aşılabileceğini ve yapay zekanın bu konuda da güçlü bir araç olabileceğini gözler önüne seren üniversite öğrencimiz sevgili Mertcan bir eserini şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza kuvvetli alkışlarınızla takdim edecekler. Buyursunlar lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle Mertcan kardeşimiz belki bir şeyler söylemek ister efendim müsaadenizle. Bu hediyeyi bütün engelliler adına Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Umarım beğenirsiniz. Mertcan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla yerlerine davet ediyoruz. Başarıları daim olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim şimdi müsaadenizle ödül törenimize geçiyoruz. Üniversitelerimizdeki bilimsel araştırma ve ilmi çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen 2024 yılı Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri bugün burada sahiplerini bulacak. Ödül törenimiz esnasında Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Özvar hocamız da Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecekler. Ödüller bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olmak üzere 4 kategoride verilmekte. Şimdi bireysel ödüller kapsamında yılın doktora tezi ödüllerini vereceğiz. İlk olarak güzel sanatlar ve mimarlık kategorisinde Doktor Tülay Karakaç ve tez danışmanları Doçent Doktor Dilek Yıldız Özkan, Doçent Doktor Gökhan İnce ödül almaya kazanmıştır. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini almak üzere. Efendim sizleri sahnenin arkasına misafir edeceğiz. Buyursunlar lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz, tebrik ediyoruz. Efendim şimdi sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde Doktor Gökhan Güven ve tez danışmanı Profesör Doktor Selim İnançlı ödül almaya kazanmıştır. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi sağlık ve spor bilimleri kategorisinde Doktor Gül Şimşek ve tez danışmanı Profesör Doktor Hilmi Burak Kandilci ödül almaya kazanmıştır. Sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Buyursunlar lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde
Doktor Muhammed Sayip Cemal Solica ve tez danışmanı Profesör Doktor Hüseyin Arslan ödül almaya kazanmıştır. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim böylelikle çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Şimdi müsaadenizle kurumsal ödüllere geçiyoruz. Dijital dönüşüm ve büyük veri çalışmaları ödülünü Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi alıyor. Ödülünü almak üzere Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu'yu ve proje yürütücüsü Doktor Kadir Ataş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi toplumsal sorumluluk ödülü Gazi Üniversitesi'ne gidiyor. Ödülünü almak üzere Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Uğur Ünal'ı ve proje yürütücüleri Profesör Doktor Fatih Süheyl Ezgü, Profesör Doktor Leyla Tümer'i, Profesör Doktor İlyas Okur'u, Profesör Doktor Gürsel Biberlioğlu'yu ve Doktor Murat Öktem'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, hocalarımızı tebrik ederek misafir etmeye devam ediyoruz. Uluslararası İşbirliği Ödülünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi alıyor. Ödülünü almak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgili ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Barış Salihlioğlu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi Üniversite İş Dünyası İşbirliği Ödülünü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi alıyor. Ödülünü almak üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgarı ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Sayın Mehmet Kali'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi yerel kalkınmaya katkı ödüllü Bartın Üniversitesi alıyor. Ödülünü almak üzere Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun'u ve proje yürütücüsü Doçent Doktor Ersin Alay Beyoğlu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, değerli hocalarımızı tebrik ediyoruz. Yerlerinde misafir etmeye devam ediyoruz. Efendim sizleri de misafir...